boyunca dün olanları, bugüne yansımalarını, yarına sonuçlarını konuşacağız. Hazırız gazetelerimizle, haberlerimizle, konuklarımızla, bağlantılarımızla güzel bir güne başlamak dileğiyle başlıyoruz. Ama neyle başlıyoruz? Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak para arayışı kapsamında başlattığı Körfez turu devam ediyor. Suudi Arabistan ilk durağıydı. Ardından Katar'a geçti. Katar ziyareti nasıl başladı? Birazdan göreceğiz. Katar emiriyle neler konuşuluyor? Birazdan anlatacağız sizlere. Ve dün döviz karşısında çok hızlı eriyen Türk lirası bugüne nasıl başlayacak, hatırlayacaksınız. Euro 30'u, dolar 27 lirayı gördü. Piyasalar yangın yerine döndü. Yarın Merkez Bankası faiz kararı alacak. Nasıl bir karar alınacak? Hepsini 3 saat boyunca enine boyuna konuşacağız, bakacağız, soru soracağız, cevap arayacağız. Ama önce Çanakkale'yi 3 gündür etkisi altına alan yangınla başlayalım. Haberini verelim. Kontrol altına alındı. Tekirdağ'da başlayan orman yangını da güçlükle sürdürülen çalışmalar kapsamında kontrol altında. Bir Türkiye'yi sarsan yangınlara, Türkiye'yi saran yangınlara bakalım. Sonra hızlıca başlayalım. Yangınlar kontrol altında. Çanakkale'de 52. saatte, Hatay'da 2. günde, büyük ölçüde, Tekirdağ, Malkara'da. Çanakkale'de 52 saat sürdü yangın. Pazar günü 16 sıralarında Kızılkeçili köyündeki ormanlık alanda başladı. Alevler bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etti. 8 köy tedbiren boşaltıldı. Yangınla mücadeleye rüzgar büyük bir engeldi. Alevlerin hızla ilerlemesine sebebiyet verdi. Rüzgarın hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan duyurdu. Yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Hatay'ın Belen ilçesindeki yangında pazar günü çıktı. 3 köyde 7 ev yandı, 4 araç küle döndü. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının nedeni sazlık alanın yakılmasıydı. 2 kişi ateş yaktı. Alevler kontrolden çıktı. Ormanlık alana sıçradı. Bazı mahalleler tahliye edildi. 3 köyde 7 ev yandı. 2 gün sonra yangın kontrol altına alındı. Sazlık alanda yaktılar ateşten dolayı 2 kişiden biri tutuklandı. Tekirdağ Malkara ilçesindeki yangında kontrol altında. Balya makinesinden çıkan kıvılcım ormanlık alanı yaktı. Rüzgarla beraber 300 hektarlık alana yayıldı. Deveciköy ve Tefecik mahalleleri boşaltıldı. Yangın 13. saatinde söndürüldü. Balya makinesini kullanan 2 kişi gözaltında. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının da nedeni ortaya çıktı. Yol kenarına atılan bir torpil nedeniyle yangın ormana sıçradı. 2000 futbol sahası alan kül oldu. Yangın 7 saatte kontrol altına alınmıştı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangına yol kenarına atılan torpilin neden olduğu belirtildi. Atan kişinin 18 ayrı suçtan kayda bulunan Mahmut Dilbaz olduğu öğrenildi. Evinde gözaltına alındı. Evinde ve bahçesinde arama yapıldı. Torpil parçaları bulunan 47 yaşındaki Dilbaz tutuklandı. 52. saatin sonunda kontrol altına alındı. Çanakkale'de başlayan orman yangını açıklama Tarım ve Orman Bakanı'ndan geldi dedik. Gazeteler yangın haberini nasıl görmüş? Yeni Şafak'la başlayalım. Çanakkale yanıyor haberin başlığı. Çanakkale'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları 3. günü geride bıraktı. 7 uçak, 21 helikopter ve 584 personelin yürüttüğü yangını kontrol altına alma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 AS-532 ve 2 S-70 tipi helikopter de katıldı deniliyor haberin ayrıntılarında. Evet, kontrol altına alındı. Bunu da ucuz atlattık diyelim, daha uzun da sürebilirdi ama işte ucuz atlattık dediğim de bu, bir can kaybımız olmadı ama kaybettiğimiz şey aslında oksijenimiz, nefesimiz, yeşilliğimiz, doğal mirasımız, doğal servetimiz oldu. İşte bakın, birkaç tane tek tük kalan Çanakkale'den son görüntüler bunlar ve canlı görüntüler. Çok büyük bir kısmı tahrip olmuş ormanlık alanın, sıçramadığı noktalar bu noktalar. Bu noktalar 3-4 gün öncesine kadar
Ağaçlarla dolu yemyeşil noktalardı. İşte dumanın tüttüğü alanlar yangının etkili olduğu alanlardı. Buralar artık kahverengiye büründü. O yeşillik yerini kahverengi çorak bir görüntüye bıraktı. Ağaçlandırma çalışmalarına, dikim çalışmalarına başlanacak ama bir sağdaki bir de soldaki görüntüye bakarsanız ormanın yangından nasıl etkilendiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bunlar yangın noktasından, yangın bölgesinden son ve canlı görüntüler. Can kaybı olmadı, evlere, yerleşim yerlerine sıçramadı ama doğal güzelliğimiz işte bir kez daha ellerimizden bu şekilde kayıp gitti. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önce başlayan Körfez ziyaretiyle devam ediyoruz. İlk durak Suudi Arabistan'dı, hatırlayacaksınız. İkinci durak Katar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşları okundu törende. Katar emiri Al-Rahmani tarafından karşılandı. Erdoğan bonkörlüğünü Katar'da da gösterdi ve jestini burada da yaptı. İkinci togu da Katar emirine hediye etti. Katar temaslarıyla devam edelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sonra da ayrıntılarına bakalım ve ulusal basındaki yansımalarına. Erdoğan Körfez turnesinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci durağa Katar'dı. Eli boş gitmedi. Selman'dan sonra Katar emiri El Saniye de tog hediye etti. Seçim sonrası döviz bulabilmek için dümen Körfez'e kırıldı. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Körfez ülkelerine ziyaretler gerçekleştirmişti. Şimdi Erdoğan Körfez turunda. 3 gün sürecek ziyaretlerin ilk durağı Suudi Arabistan'dı. Şimdi Suudi Arabistan gibi geçtiğimiz sene ilişkilerin revize edildiği Katar'da ikinci ziyaret durağı oldu. Başkent Doha'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayan Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'ydi. Karşılıklı milli marşlar okundu. Erdoğan taburu selamladı. Daha sonra Erdoğan Katar emiriyle ikili görüştü. Katar emiri Erdoğan'a bir futbol topu gösterdi. Futbol topu Katar'daki son Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi imzalıydı. Türkiye ve Katar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü. Bu vesileyle ortak bildiriye iki ülke imza koydu. Bildiride iki ülkenin birbirlerine sağladıkları destekler anlatıldı. Katar'ın deprem felaketinde Türkiye'ye yaptığı yardımlar yazılıydı. Türkiye'nin de Katar 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a verdiği destekler, güvenlik desteğine dikkat çekildi. Türkiye Dünya Kupası için Katar'a binlerce polis göndermişti. Türkiye iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, ticaret, yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz denildi. Bu ziyarette de tok esirgenmedi. Erdoğan, Katar emiri Saniye de tok jesti yaptı. Sonra beraber turladılar. Erdoğan Katar'dan sonra Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Tok jesti Katar emirine de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne de tok hediye edilmişti. Şimdi ulusal basında Erdoğan'ın Körfez ziyareti ve ikinci durağı Katar'daki temasları nasıl görülmüş bir bakalım. İlk gazetemiz Milliyet Gazetesi. Ticaret hedefi 10 milyar dolar. Haberin başlığı Suudi Arabistan'la 5 anlaşma imzalandı. Üst başlık olarak görülmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'la ikili ilişkileri daha da ileriye götürecek önemli yatırım anlaşmaları yapıldı deniliyor. Haberin ayrıntılarına da bakalım. Doğrudan teşvike imza haberin içeriğinde ekonomisini çeşitlendirmek için 3.3 trilyon dolarlık vizyon 2030 hedefini açıklayan Suudi Arabistan'la Türkiye
çoğunluğu enerji ve savunmada 5 anlaşma imzaladı ifadelerine yer verilmiş içerikte. Cazibe merkezi oldu haberin son başlığı. Cazibe merkezi olan Suudi Arabistan'ın hedefleri turizm, teknoloji, finans, inşaat, tarım ve hizmet sektörleri. Türkiye'de iş dünyasıyla bu projelerde yer almak istiyor. Turizm projeleri arasında Neom, Diriyah Gate, Ciddiye Annala ve Kızıldeniz var. Ve bu arada Selman'a hediye edilen Beyaz Tok da fotoğrafıyla yer verilmiş Milliyet'in haberinde. Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlığındaki görüşmelerin ardından Selman kendisine hediye edilen Tok'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı diyor. Ne kadar samimi, ne kadar güzel. Şimdi yani gören de demez ki biz daha 6-7 ay önce bu ülkeye 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü diyorduk. Arabalar hediye ediliyor, otele kadar bırakılıyor, karşılıklı jestler yapılıyor. Şahane. Ama keşke 6-7 ay önce 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü bu adamlar demeseydik o zaman. Hayır, onu diyorsak bugün bunları vermeseydik. Mesela daha Türkiye'de trafiğe çıkmayan, sadece bakanlarımızın seçim döneminde kullandığı TOG'ları vermesek mi acaba? Hani şu daha sahiplerinin anahtarını ellerine almadan zam gören TOG'larından bahsediyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın gönlünden kopmuş, böyle içinden gelmiş, hediye etmiş, iyi de yapmış. Diğer gazetelere de bir bakalım. Körfez ziyareti nasıl görülüyor? Sözcü gazetesini görelim. Şimdi Sözcü gazetesi hem o beyaz toga yer vermiş, hediye edilen Bin Selman'a, hem de şu ifadeleri kullanmış manşetinde: onların doları varsa bizim Allah'ımız var dediler. Şimdi Araplardan dolar arıyoruz. Erdoğan'ın yatırım toplamak için Arap ülkelerini dolaşması akıllara dolarla ilgili iddialı çıkışlarını getirdi. İşte Erdoğan'ın o sözleri denilerek ayrıntılandırılmış. Ta 2015 senesine gidilmiş ve deniliyor ki 2015 yılında dolar 2.62 idi ve Erdoğan da diyordu ki dolara aşırı yatırım yapanlar ya yakalabilir, duvara çarparsınız. Sonra yıl 2016 oluyor ve diğer bir sözüne, ifadesine hatırlatma yapılıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yastığının altında dövizi olanlar gelsin, parasını TL'ye dönüştürsün. Böyle uzun kuyruklar oluşmuştu döviz buralarının önünde. Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yapmıştı ve herkes gidip böyle dolarlarını küçük yatırımcı, esnaf, ev hanımı, yastık altında dövizini tutanlar döviz bürolarının yolunu tutmuş ve dövizlerini bozmuşlardı. İşte o hatırlatmayı yapmış Sözcü gazetesi. Sonra yıl 2017 denmiş. Yine Cumhurbaşkanı'nın ifadesine yer verilmiş. Doların 3.62 olduğu hatırlatılarak dolar 3.5 liranın da altına düşecek. Ürkecek bir şey söz konusu değil. Yıl 2018 olmuş. Aradan çok değil, bir yıl geçmiş. Dolar 4.77 olmuş ve bu kardeşinize yetkiyi verin. Biz de şunla bununla nasıl uğraşılır görün, şunla bununla dediği de dolar ve faiz dedi. Verin yetkiyi, görün etkiyi dediği yıllardı. İşte o yılları hatırlatıyor Sözcü gazetesi. Yıl oluyor 2018, dolar bu defa 5.55'i görüyor. Onların doları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var ifadesi. Çok da değil, sadece 5 sene önce kurulmuş bir cümle. Hatta bana bazen dün gibi, bazen de bir asır gibi gelen bir süreç bu. Yıl yine 2018, dolar bu defa 6.55. Döviz makul seviyeye oturacak. Hiç endişe etmeyin, rahat olun. Bu da Cumhurbaşkanı'nın aynı yıl içinde kurduğu 3. cümle olarak kayıtlara geçiyor. Yıl oluyor 2021, dolar olmuş 13.67 ve bu defa Cumhurbaşkanı'nın sözleri şu: dövizinizi bozdurun, hükümete güvenin, sabırlı olun, kazanın. İşte 2016'daki o çağrı 2021'de yenileniyor, yineleniyor, ancak aynı karşılığı pek de görmüyor. Bu sefer o çağrıya kulak verenlerin sayısı 2016'ya kadar, 2016'ya kıyasla biraz azalmıştı. Yok, bu defa değil. Bu defa
ben o dövizi bozdurmam diyenler bayağı bir fazlaydı. Yıl oluyor 2022, dolar oluyor 18.24. Bu defa Cumhurbaşkanı şu sözlerle ifade ediyor dövizle ilgili görüşünü. Döviz rezervi konusunda birçok dost ülke gerekli desteği veriyor diyor Cumhurbaşkanı. Ve dün dolar 27 lirayı görüyor. Hatta bir ara geçiyor değerli Halk TV izleyenleri. Biz o dakikalarda yine yayındaydık. Piyasalar açıldı. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil, kırmızı yeşil sürekli eriyen bir Türk lirası. Sürekli değer kazanan dolar, euro. 1 euro 30 Türk lirasına eş değer oldu dün. İşte hiçbir şey olmaz. Rahat olundan geldiğimiz yer dün itibariyle doların 27 lira olduğuydu. Ne zaman 30'u görürü konuşmaya başladığımız bir gündü. 30'u görür mü değil, ne zaman görür? Euro 40 lira olur mu? Ne zaman oluru konuşmaya başladığımız gündü dün. Ve şu ifade kullanıldı yatırımcılar, ekonomistler, uzmanlar tarafından. Döviz uçtu, Arap ülkelerinden kaynak arıyoruz. Geldiğimiz yer tam da bu yer. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu, önce Suudi Arabistan, ardından Katar, işte ulusal basında bu şekilde yer buluyor. Ama dış basında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretine pek bir ehemmiyet veriyor. AFP, Fransız Haber Ajansı, Financial Times, işte efendime söyleyeyim Bloomberg, hep bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretini öncelikli haberlerinden biri olarak görüyorlar. Ve nasıl görüyorlar bir derledik biz Yiğitcan'la, editörümüz Yiğitcan'la ve yönetmenimiz Güven de derhal arkaya getirdi. Erdoğan'ın Körfez turnesi dış basında bakın nasıl yer buluyor kendisine. Bloomberg diyor ki Batı'nın boşluğunu Körfez dolduruyor. Hep konuştuğumuz Batı sermayesi gelmiyor, Batı'dan yatırımcı gelmiyor, Batı'dan kaynak gelmiyor. İşte Bloomberg bu şekilde taşıyor satırlarına. Fransız haber ajansı AFP diyor ki Gezi ekonomideki çöküşün ardından geldi. Ayrıntılıyor da AFP diyor ki seçimin ardından çöküşe geçen Türkiye ekonomisi. Hızla değer kaybeden Türk lirası ve güvenip gelmeyen Batı yatırımcısı nedeniyle AFP bu şekilde ayrıntılandırmış haberini. Erdoğan Körfez ülkelerine tura çıktı diyor ve ekonomideki çöküşün, bakın ekonomide yaşadığımız vaziyeti işte Batı böyle görüyor. Çöküş diyor, çöktü diyor, Türk lirası eriyor, bitti, mahvoldu diyor. Yani dedikleri bu. Financial Times'da şu şekilde görüyor, Erdoğan'ın elinde satış listesi var. İşte hani biz biliriz neyi satacağımızı. Kimseden öğrenecek değiliz. Cambazların dediği gibi BOTAŞ'ı satmayacağız. Neyi nerede ne zaman satacağımızı biz biliriz dediği bir cümle var ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İşte Financial Times diyor ki Erdoğan'ın elinde bir liste var. Satacak. Asset. Baktım sabah asset ne demek diye. Çok değerli varlıklar demekmiş. Ben geç öğrendim. Benim hatam. Asset satacağız evet diyor. Bazı satacağımız şeyler var diyor. Biz de merak ediyoruz. Ne bu çok değerli varlıklar? Mesela asset. Ne? Hangi varlıklar satılacak? Öğreniriz inşallah. Mustafa Kemal Erdemol yazmış bugün halktv.com.tr'de. Son cümlesi şu. Diyor ki biz öğreniriz inşallah. Nereden mi öğreniriz? Arap basınından öğreniriz demiş. Buradan da Mustafa Kemal Erdemol'a sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Böyle görmüş dış basın. Ne dedin Güven? Duyamadım. Evet şimdi dış basın diyor ki çöküşün ardından gelen bir Körfez ziyareti var, kaynak arayışı diyoruz biz de, iktidar kaynak arayışında diyoruz. Evet, bazı anlaşmalara da imza atılıyor, 5 anlaşma imzalandı Suudi Arabistan'la, ama daha önce gelen İstanbul borsasına gelen bir Arap yatırımı vardı. İşte o Arap yatırımının yavaş 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 geri çekildiğini öğrendik zaten. Hep şunu söylediler Körfez'deki zenginler. Biz para vermeyiz. Kar getiren şirketlerinizi alırız. Ama verdikleri parayı geri çekmeye başladıklarını da
Yeni öğrendik. Borsa İstanbul'dan şimdiye kadar geri çekilen para 10 milyar doları aştı. Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Her ikisinden de tabii umudumuz çok var. İktidar seçim sonrası ekonomik krize çare olarak rotayı bir kez daha Körfez'e çevirdi. Ancak hükümetin finansman bulmak için kapısını çaldığı Körfez ülkeleri Türkiye'deki yatırımları azaltmaya başladı. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumlarıyla bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. 2020 yılı sonunda Borsa İstanbul'da en yüksek portföy değerine sahip ülke Katar'dı. Ancak bu portföy 2022'de 3. sıraya geriledi. Yine 2020'de Borsa İstanbul'daki toplam yabancı yatırımcıların %31'i Katarlı yatırımcılara aitti. Ancak bu oran 2022 sonunda %12'ye kadar düştü. Sadece 3 yılda 10 milyar dolardan fazla Katar sermayesi Türkiye'den çıktı. Ekonominin canlandırılması noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri açısından da durum farklı değil. 2019'da portföy değeri bakımından Körfez ülkesi Borsa İstanbul'da 4. sırada yer alıyordu. 2022'de ise yatırımlar azaldı. Birleşik Arap Emirlikleri artık Borsa İstanbul'da ilk 15 ülke arasında bile yer almıyor. Kazan kazan anlayışıyla neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Her ikisinden de tabii umudumuz çok var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de iş forumuna katılacak. İş insanlarının da yer alacağı ziyarette yeni yatırım anlaşmaları için görüşmeler yapılacak. Körfez ziyareti kapsamında ilk durak olan Suudi Arabistan'la 5 anlaşma imzalandı dedik. Onlardan birisinin insansız hava aracı anlaşması olduğunu da birazdan haberini getireceğiz ekranlarınıza. Ama Yeni Şafak gazetesi bu haberi manşetine de taşımış. En büyük anlaşma başlığıyla duyurmuş. Savunma sanayi ve havacılıkta en büyük anlaşma. Ayrıntılarına da bakalım bu manşetin. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 ticari anlaşma imzalandı. Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın Suudi Arabistan'a ihracatının önünü açan anlaşma da bunlardan biri. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlaşmayı Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak duyurdu deniliyor haberin ayrıntılarında ve 1,5 milyar doların üzerinde diye de ayrı bir başlık açılmış. Suudi Arabistan'ın hava ve deniz kuvvetleri envanterinde yer alacağı da belirtilmiş bu sözleşmenin, bu sözleşmeden doğan İHA'ların Suudi Arabistan'ın envanterinde bulunacağının da ayrıntısına yer verilmiş. Bu anlaşmanın daha geniş ayrıntılarını arkadaşlarımızın hazırladığı haberde görelim. Suudi Arabistan Türkiye'den İHA alacak. Erdoğan'ın sıcak para arayışında Körfez turunda ilk durağıydı Suudi Arabistan. Ziyarette Suudi Arabistan'da 5 anlaşma imzalandı. Doğrudan yatırım, savunma sanayi, enerji, savunma ve iletişim, ziyarete ilişkin bir gelişme de ortaya çıktı. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alacağı duyuruldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesini imzaladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlaşmanın Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatı olduğunu açıkladı. Bayraktar, Akıncı TİHA'lar Suudi Arabistan ordusunun envanterine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Şu Litvanya'da gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alın bizi Avrupa Birliği'ne, biz de İsveç'in NATO üyeliğine, Finlandiya'ya verdiğimiz gibi evet diyelim dediği
NATO zirvesini hatırlıyor musunuz? Yaklaşık bir hafta önce Litvanya'da gerçekleştirilmişti. Sayın Cumhurbaşkanı yıllar sonra çok uzun bir aranın ardından Avrupa Birliği kelimesini telaffuz etmiş, bu beklentiyi dile getirmişti. Bizler de şaşırmıştık hatta. İşte Avrupa Birliği, daha doğrusu Avrupa Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alın bizi Avrupa Birliği'ne, 50 küsur yıldır kapıda bekletiyorsunuz" sözlerine bir yanıt verdi. Şimdi gazete haberini nasıl görüyor biliyor musunuz? Avrupa Parlamentosu raporunda "Demokrasi ve hukuk bu haldeyken görüşemeyiz" başlığıyla duyuruyor Karar Gazetesi okuyucusuna. Ve Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un raporu parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi. Çalışmada "Mevcut politikalar değişmediği müddetçe üyelik sürecinde ilerlemenin mümkün olmadığı savunuldu. Türkiye'den demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı. Metinde NATO üyelik süreciyle Avrupa üyeliği, Avrupa Birliği üyeliğinin bağlantılı olmadığı da vurgulandı. O vurguyu Almanya'da yapmıştı. Demişti ki, bir dakika, pardon. Avrupa Birliği başka, NATO başka. İlk Almanya söyledi. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun raporunda da diyorlar ki, bir saniye, NATO başka bir şey, Avrupa Birliği başka bir şey. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 50 küsur yıldır bizi kapısında bekletiyorsunuz. Milletimizin bizden beklentisi var. Avrupa Parlamentosu da böyle diyor. Buyurun Güven Bey, haberine bakalım. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Erdoğan yıllar sonra yeniden AB üyeliğinden bahsetti. İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Almanya Başbakanı Scholz, İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin AB üyeliğinin ilgisi olmadığını söyledi. Avrupa Birliği'nden kurumsal destek gelmedi ama İsveç'in Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyeceği açıklandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile ilgili hazırlanan son raporu Dış İlişkiler Komitesi'ne sundu. Hiçbir retoyu almadan kabul edilen rapor, Eylül ayında bir kez daha oylanacak ve kamuoyuna sunulacak. Raporda Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin iktidarın izlediği politikalar değişmeden başlayamayacağı savunuluyor. AB ve Türkiye ilişkileri farklı bir düzlemde ilerlemeli deniliyor. Raporda Ankara'dan demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı göstermesi beklendiği yer aldı. NATO üyeliği ile AB üyeliğinin bağlantılı olmadığı vurgulandı. Ne diyor Avrupa Parlamentosu? Hukukun üstünlüğü diyor. Ne diyor Avrupa Parlamentosu? Demokrasi, insan hakları ve çok sık dem vurduğu bir şeydir Avrupa Parlamentosu'nun. Tutuklu gazeteciler, tutuklu milletvekilimiz bile var. Gazeteci ne ki? Can Atalay. Şimdi yargılamanın durdurulması ile ilgili Yargıtay'a bir itiraz yapılmıştı. Yargıtay itiraza yapılan itirazı da reddetti. Yargıtay'dan Can Atalay kararı, yapılan itiraz başvurusu da reddedildi. Gezi davası tutuklusu avukat Can Atalay, tipin Hatay milletvekili seçildi. Tahliye edilmedi. Atalay'ın dosyası Yargıtay'ın önündeydi, karar verildi. Oy birliğiyle tahliye talebi reddedildi. İtiraz yolunun açık olduğu vurgulandı. Atalay'ın avukatları karara itiraz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi itirazla ilgili kararını verdi. Yargıtay, Atalay'ın yargılanmasının milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddetti. 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu. Daire, 1'e karşı 4 oyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına Atalay'ın avukatlarının yaptığı itirazı reddetti. Arda arda yapılan faiz zamlar, getirilen ek vergiler tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel dün
önemli açıklamalar yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi malum haliniz 1 Ekim'e kadar tatile girmişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Açıklamayı da CHP Grup Başkanı Özgür Özel yaptı. Meclis çalışmalarını tamamladıktan 24 saat üzerinden geçmeden bu sefer inanılmaz zamlar yaptılar. Torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edildi. Kurumlar vergisi oranı arttırıldı. %8 olan KDV 18'e, 8 olan KDV %10'a, 18 olan KDV %20'ye çıkarıldı. Harçlara %50 oranında zam yaptılar. Akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV'ye yapılan fahiş artışlar da bunu izledi. Motorine ve benzine bir gecede ÖTV tutarına litre başına 5 lira zam yaptılar. Ek bütçe toplam 1.9 trilyon lira. Bugün ÖTV'yi, MTV'yi eleştirmeyi vatan hainliği olarak gösterenler varsa bir vatan hainliği 99 depreminde bizzat yapmışlardı. Dün yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda Sayın Genel Başkanımızın da muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. 25 Temmuz 2023 Salı günü meclisin saat 15'te toplantıya çağrılması istemiyle meclis başkanlığına ileteceğiz. Şimdi vatandaşın omzuna yüklenen o ek vergiler, korkunç zamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekçelendirildi. Bir açıklama yapıldı onlarla ilgili. Mecburduk dendi. Ama yine de üzülmeyin, Avrupa'nın en ucuz benzin satan, akaryakıt satan biz dördüncü ülkesiyiz dendi. Ardından da kamuda da rasyonel zemine dönmekten başka çaremiz yok diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda da tasarrufa gidildiğini duyurdu. Haberine bir bakalım. Deprem felaketi ve hemen ardından gerçekleştirilen seçim bütçede kara delik açtı. Peş peşe gelen vergi artışı ve zamlarla fatura vatandaşa çıkarıldı. Türkiye'yi bir şekliyle teslim alan dolar baronları. Hükümetin önüne, yani var olan tek kişilik hükümetin önüne ekonomik soykırım programı koydular. ÖTV'den KDV'ye, motorlu taşıtlar vergisinden harçlara kadar pek çok kalemde fahiş artışlar yapıldı. Akaryakıttaki fiyat artışları marketlerde de etiketlere yansıdı. Akaryakıta yapılan bu fahiş zam tüm sektörlerde üretim ve nakliye maliyetlerini arttıracak. İşte bu yüzden bu bir domino etkisi yaratacak ve iğneden ipliğe her şey zamlanacak. Üstelik zamların bunlarla sınırlı kalmayacağı, GSM ve internet hizmetlerinden alınan özel iletişim vergisiyle pek çok kalemde yeni vergi artışlarının olabileceği belirtiliyor. AKP-MHP iktidarı Türkiye yüzyılı ifadesini kullandığı andan itibaren zamlar başladı ve o yüzden bu yüzyılın kendisine zam yüzyılı demek bence en doğru tespitlerden birisi olacak. Gelen tepkilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Kamu kurumlarının da tasarruf tedbirlerine uyması istendi. Ancak tasarruf istenen kalemler devede kulak kaldı. Düşünün ki Türkiye bütçesi bile bu yüksek enflasyona dayanamamış. Emeklisi, işsizi, işçisi, memuru nasıl dayansın? Bakan Şimşek'in yayımladığı genelgeyle tanıtım ve temsil harcamalarıyla kamuda taşıt ve taşımaz giderleri ve kırtasiye harcamaları için tasarruf yapılması istendi. Genelgede bütçedeki en ağır yükü oluşturan köprü ve otoyollara yönelik garanti ödemelerine yer verilmedi. Ülkem ve milletim adına bir kez 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda tasarruf tedbirlerini açıklasa da kamuda beklenen tasarruf gerçekleşmedi. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kırmızı plakalı araçlarla birlikte 284 resmi aracın akaryakıt harcaması 24 milyon lirayı geçti. Sayıştay'ın 2021 denetim raporuna göre Beştepe'nin günlük harcamaları 10 milyon liraya ulaştı. Üstelik buna Cumhurbaşkanlığına ait yazlık ve kışlık sarayların harcamaları dahil değil. Sadece bu yıl Muğla'daki Okluk ve Bitlis'teki Ahlat sarayları için 118 milyon lira harcama yapılması planlandı. Milletin sırtına vurdukça vurdunuz. Vergiyle ne verdiyseniz geri aldınız. Yazıklar olsun.
Yüksek maliyetli hükümet konakları için yapılan harcamalarda hız kesmedi. Bursa Orhaneli'nde yapılacak hükümet konağı için yapılması planlanan harcama 66 milyon lira. Ancak bunların hiçbirisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf genelgesine yer almadı. Sen deprem dolayısıyla para topladın mı? Türkiye Tek Yürek diye bir kampanya açtın mı? E peki burada çıktılar boy boy televizyonlarda konuştular. Bağış yapacağız diye. E onlar vermedi parayı. Niye onların adını açıklamıyorsun? Vergisini vermiyor. Niye ondan vergisi almıyorsun? Bütçe açığına gerekçe olarak 6 Şubat depremleri işaret edildi. Ancak vergi artışları ve zamlar deprem sonrası toplanan bağışları akıllara getirdi. Pek çok kamu kuruluşu ve şirket Türkiye Tek Yürek kampanyası için taahhüt ettikleri bağışları hala yapmadı. Ödenmeyen tutar yaklaşık 30 milyar lira. Bakanlığın bu bağışların peşine düşüp düşmeyeceği ise belirsiz. Şimdi esas mesele şu ki aslında eleştirmek değil niyetimiz. Tamam. Kamuya da tasarruf çağrısında bulunuyorsunuz. Ama bu ilk çağrınız değil ki. Ve bugüne kadar kamudan bir tasarruf edildiğini henüz görebilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok ki. Neden olduğunu birazdan getireceğim ekranlarınıza. Hazırladık Yiğitcan'la. Ama önce Bir Gün Gazetesi'nin başlığına bir bakalım. Tasarrufun ömrü 12 saat. Tam da bundan bahsediyoruz. Bakan Şimşek'in kamu kurumlarına gönderdiği tasarruf genelgesinin ömrü 24 saat sürmedi. Neden? İşte nedenini bakın nasıl ayrıntılandırmış gazete. Yurttaşlar ekonomik krizin darbesi altında ezilirken kamudaki şişkin harcamalara karşı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gönderdiği tasarruf genelgesinin ömrü çabuk bitti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa değeri 10 milyon liraya yakın bir makam aracı kiralamak için ihale açtı. İhale 14 Ağustos'ta düzenlenecek. Gel bana güven. Bir şey diyeceğim. Hani bitmişti o iş? Hani kiralanmayacaktı? Hani alınmayacaktı? İhale açılmış işte. Bakın 24 saat bile geçmeden. Yani ne? Yani daha önce de yapılan kamu kısıtlamaları çağrısının hiçbir işe yaramaması gibi. Az önce haberde de izlediniz o sarayların maliyetini, o konakların, hükümet konaklarının maliyetini, o araçların akaryakıt fiyatlarının maliyetini. Bundan sonra da bir kuruş dahi bir tasarruf sağlanabileceğine inancım yok. Olan varsa çok mutlu olurum. Lüks araç tarifi belirli bir marka ve modele işaret eden teknik şartnamede makam aracı olarak kiralanacak aracın özellikleri de sıralanmış. Dosyada ayrıntılı şekilde tarif ediliyor aracın lüks segment. Otomobilleri tanıtan bir Alman firması üretiyor. İşte haberin ayrıntıları bu. Hiçbir işe yaramadığını birazdan size göstereceğim demiştim ya o kamudaki tasarruf tedbirleri çağrılarının. Bakın neden yaramıyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 125 bin kamu aracımız var. 125 bin toplamda vergileriyle, akaryakıt masraflarıyla, ne bileyim sigortalarıyla 125 bin aracımız var. Ama bakın şu bizi hep kıskanan Almanya'nın sadece 9 bin kamu aracı var. Fakirler, çok fakirler çünkü. Japonya'nın 12 bin kullandığınıza değmez. Fransa hele en beterleri. 8 bin tane kamu aracı. Kime yeter demeyin. Yettirmeye çalışıyorlar. 125 bin kamu aracımız var bizim. Biz bunların neyinden ve ne şekilde tasarruf edeceğiz acaba? Bilen var mı? Bir de uçaklarımıza bakalım mı? Araç kesmez bizi diyorsanız bir de uçaklarımıza bakalım. Hazırsa verelim. Henüz hazır değilmiş. Peki birazdan uçaklarımızı da vereceğiz. Ben söyleyeyim. Zahmet etmesin arkadaşlar. En son Katar'ın hediye ettiği uçakla birlikte şu Boeing uçan saray var ya bir tane. 16 tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçağı var. Japonya'nın 2 tane. Aklımda kalanları söyleyeyim. İngiltere'nin 8 tane yanlış hatırlamıyorsam. İngiltere de fakir. Koskoca kraliyetleri falan da var ama fakirler yani. Bizim 16 tane uçağımız var. Neden? Çünkü itibardan tasarruf olmaz. Olamaz. Yani o yüzden kamuya ne çağrı yapılırsa yapılsın o işin ironisi bir yana biz tasarruf falan edemeyiz. Yani bu işin yükü her zamanki gibi memura, emekliye, emekçiye, çalışana, sana, bana, bize olur. Öyle olacak. Keşke olmasa, keşke biz yanılsak.
Veya ben yanılsam. Şimdi maaş farkları var ya şu hani emeklilere verilen %25'lik bir türlü üzerine çıkılamayan, seyyanen farkı hesaplanmayan, daha doğrusu ilave edilmeyen %25'lik bir fark yatırılacak zam farkı. Bağkurlulara Temmuz'un 25'i ile 28'i arasında, SGK'lılara ise Temmuz ayının içerisinde o farklar yatırılacak. Güle güle harcasın emeklilerimiz. Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla emekli aylıklarına %25 zam yapıldı. Milyonlarca emekli farkın ne kadar olduğunu, cebe ne zaman gireceğini sorgulamaya başladı. Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları için oldu. %25 zamlı SSK, Bağkur emekli maaşı ödemeleri de başladı. Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Yani memur emeklileri %25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacak. Net maaşı yapılacak %25 artıştan sonra tüm emeklilerde olduğu gibi SSK emeklilerine de %4 ek ödeme yapılacak. Bağkur emeklileri ise Temmuz ayının 25'i ile 28'i arasında maaş günlerinden yeni aylıklarını %25 zamlı olarak alacaklar. Dün aşağı yukarı bu saatlerdeydi. Aslında 23 saat 40 dakika diyelim önceydi. Tam 24. saatte ikinci kuşağa başlarken saatler 9'u gösteriyordu. Bir anda kırmızı yeşil kırmızı yeşil o ekranın yanıp söndüğünü, Türk lirasının döviz karşısında hızla değer kaybetmeye başladığını, ne zaman 30'u görür acaba dediğimiz euronun 30'u gördüğünü, doların 27 lirayı aştığını getirdik ekranlarınıza. Getirmek zorunda kaldık, daha doğrusu getirmeliydik. Çünkü bu bir ilkti. Tarihimizde ilk kez Türk lirası bu kadar değer kaybetmişti ve canlı yayında uzmanlarıyla da değerlendirdik. Daha da kaybedebilir diye uyardılar. Hakeza aynı şekilde uzmanlar da öyle. Ayrıntılarına bakalım. Bunlar iyi günlerimiz diye düşünüyorum. Daha da artmasını bekliyoruz. Maalesef. Ne hissettiriyor bu fiyatlar? 27 lira dolar, 30 lira euro. Tedirginlik, halk tedirgin. Yani geleceğimiz belirsiz. Tedirgin oluyoruz tabii her zamanki gibi. Piyasaların yeni rekoru kaydettiği dakikalarda alım gücünü kaybedenler tedirgin, paranın kalbinde ise tansiyon yüksekti. Şimdi kapalı çarşıda gerçekten tansiyon çok yüksek. Türk lirası hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar 27-23 ile tarihi zirveyi gördü. Euro 30-37 ile rekor tazeledi. İnsanlar alırken satarken temkinli olsunlar. Şu anda bir hareketlenme var. Paranın kalbi ayaklı borsada, tansiyonda, pazarlıklarda yüksek, gözler ekranda, ellerde telefonlar. Kapalı çarşı piyasası ise güne kendi rekorunu kırarak başladı. Dolar 27-13'ten, Euro 30-50'den, 24 ayar gram altın 1719 liradan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıkıp işte Arabistan, Katar diğerleriyle görüşüp acaba güçlü bir dolar girişi olacak, doları bilerek mi yukarı çekiyorlar? Öyle bir soru geldi insanların aklına. Kurdaki artışın Merkez Bankası'nın 20 Temmuz'daki faiz kararının hemen öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlık satışı için Körfez'deki Arap ülkelerini ziyaret ettiği sırada yaşanması da dikkat çekti. Piyasaların beklentisi de 500 bas puan yükseleceği yönünde bir beklenti oluştu. Örneğin şu anda kur korumalı faiz sistemi devam ediyor. Paralellerinde politika faizi yükseliyor. Şu vaziyete dahil biz dövizi durduramıyoruz yani. Turizmden gelen döviz akışı da kurları tutmaya yetmiyor. Uzmanlar artışın bir başka sebebini de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmek için yaptığı net döviz alımlarına bağlıyor. Bir başka sebep de faiz artışının enflasyon artışı karşısında yetersiz kalacağı endişeleri. Yani 34 lira civarına çıkan benzin bir anda dolar fiyatı yukarı çekti. Yani 26-20 iken açıklandı bu kur. ÖTV %7 gelince otomatikman dolara gözler döndü. Çünkü dolar bazında gittiği için ithalatçının korkusu var. Dolar ödemeleri başladı. Bunların ödemeleri yaklaşıyor. Piyasada gözler Perşembe gününe, Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına çevrildi. Dilan Alp sahadaydı dün, kapalı çarşıdaydı, oranın nabzını tuttu. Doğru söylüyor, gözler tamamen yarına çevrilmiş durumda. Piyasa bugün de muhtemelen o faiz kararını bekleyecek. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklenti artırılması yönünde faiz oranlarının, ama yükselen enflasyonla ne kadar doğru orantılı artırılacak faiz
ne noktaya gelecek bilinmiyor. Bu bilinmezlik bizi bu hale getiriyor zaten diyerek Cumhuriyet Gazetesi'nin iktidar tefeci faizine de razı manşetine bakıyoruz. Dış kredi riski yüksek haberin alt başlığı, iktidarın yerel seçimler öncesinde doları 30 liralık psikolojik sınırının altında tutmaya çalıştığını söyleyen Profesör Doktor Oğuz Oyan, Türkiye'nin dış kredi riskinin yüksekliğine işaret ederek batıdan doğrudan sermaye gelecek gibi görünmüyor. Adeta tefeci faizleri geçerli ama iktidar buna dahi razıdır dedi deniliyor. Oğuz Oyan'ın ifadelerine yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi ve zor günler diye ayrı bir başlık açılmış. Sistem 2024'ten sonra çok daha acımasız biçimde toplumun alt kesimlerini vuracak diye de ekliyor Profesör Doktor Oğuz Oyan. Evet, gözler yarına çevrildi. Saat 9'dan itibaren ikinci saat diliminde zaten piyasaların bugüne nasıl başladığını göreceğiz. Tedirgin mi? Türk lirası biraz daha bugün kendini koruyabilecek mi? Muhafaza edebilecek mi? Euro, dolar yeniden artışa geçecek mi Türk lirası karşısında? Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra ikinci saat diliminin başında hemen o rakamları sizlere canlı canlı vereceğiz. Şimdi arka arkaya gelen zamların nakliye ücretlerini etkileyeceğini de biliyorduk. Özellikle benzine gelen o 6 liralık zammın toplu taşıma ücretlerine de bir zam olarak yansıyacağını tahmin etmek güç değildi. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi artan maliyetlere daha fazla dayanamadı ve toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Haberi Akşam Gazetesi Ankara'da ulaşıma zam başlığıyla duyuruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma %57 oranında zam yaptı. 9,5 lira olan tam bilet 15 liraya, 4,75 TL olan indirimli bilet 7,5 liraya yükseldi. Öğrenci abonmanı da 140 liradan 220 liraya çıktı deniliyor haberin ayrıntılarında. Evet, yani bu benzin zamlarının, akaryakıt zamlarının, motorin zammının, otogaz zammının toplu taşımaya yönelik olarak da bir zam olarak tezahür edeceğini bekliyorduk. Ha, ne zaman olacağını bilmiyorduk. İlk açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. İlk saat dilimini bitirmeden birkaç tane spor haberini görelim. 2023-2024 futbol sezonunun başlamasına artık sadece haftalar kaldı. Dün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nda fikstür çekimi vardı. Hemen bir bakalım, derbi maçları da, derbiler de belli oldu. Derbi tarihleri de aklımda kaldığı kadarıyla ilk büyük maç, derbi demeyeyim, derbi aynı şehrin takımlarının karşı karşıya geldiği maçlara deniyor. Dolayısıyla Trabzonspor Galatasaray maçı bir derbi değil, sadece büyük maç havasında oynanan önemli müsabakalardan biridir. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak. İşte gerçek derbi tarihleri Yiğitcan hazırladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu takvimi netleşti. Takımların fikstürleri belirlendi. Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Riva Hasandoğan milli takımlar tesislerinde. Futbolda yeni sezona 11 Ağustos'ta santra yapılacak. Açılış maçı Şampiyon Galatasaray'ın Kayseri deplasmanına gidecek. Futbolda heyecanın doruğa çıktı haftalar derbi maçları. Süper Lig'de ikinci hafta son şampiyon Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Beşinci hafta Beşiktaş Trabzon deplasmanına gidecek. Dokuzuncu hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'la karşılaşacak. On birinci hafta Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. 15. hafta Fenerbahçe Beşiktaş'ın rakibi olacak ve 18. hafta derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'la karşılaşacak. Ligin ilk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 5 Ocak'ta oynanacak. 19. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde bitecek. Koş. Sezon Kayserispor Galatasaray maçıyla başlayacak. Fenerbahçe ilk hafta evinde Gaziantep'i ağırlayacak. Beşiktaş Karagümrük'le karşılaşacak. Trabzonspor Antalya ile, Adana Demirspor Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Hayır.
Süper Lig'de yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak. Süper Lig'de bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak. Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray ne hazindir ki şampiyon bitirmesine rağmen ön eleme oynamak zorunda kalan bir Türk takımı. Direkt olarak katılamayalı yıllar oldu Şampiyonlar Ligi'ne. İkinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Zalgiris'le karşı karşıya gelecek Galatasaray futbol takımı Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında Zalgiris birinci ön elemede Struga'yı 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'la ikinci ön eleme turunu oynamayı hak etti. Galatasaray bu takımı yener ve eler de biz niye Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynuyoruz yıllardır ya? Vallahi yazık oluyor, üzülüyorum. İlk saat dilimini bitiriyoruz. İkinci saat dilimine konukla başlayacağız. Piyasalara bakacağız. Türk lirası, döviz, altın, euro, dolar ne oluyor konuşacağız. Konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Özgür Boyabat. Efendim merhabalar, hava durumuna dair son tahminlerimizi aktaracağız. Evet, ne yazık ki gündemimizde yine orman yangınları ve sıcak havalar var. Yurdun büyük bir kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ama henüz asıl sıcaklıklar başlamadı. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar daha da artıyor ve cumartesi günü yurdun birçok noktasında rekor sıcaklıklar bekliyoruz. Ege'de sıcaklıklar yükseliyor, İzmir'de, Aydın'da 42-43 dereceleri tekrar görmeye başlayacağız perşembe gününden itibaren. Aynı şekilde Antalya'da cumartesi günü termometrelerin 45 dereceyi göstermesini bekliyoruz. Ne yazık ki artan sadece sıcaklık değil, orman yangınları riski açısından nem oranı da oldukça düşük. Şimdi nem grafiğimiz üzerinden nem oranlarına bakalım. Gördüğünüz gibi İzmir'de %50'nin altına neredeyse hiç düşmeyen nem oranları bugünlerde %30, %20'lere kadar geriliyor. Aynı şekilde Antalya dolaylarında da nem oranı oldukça düşük. Bu da ne yazık ki orman yangınları riskini daha da arttırıyor. Ve bir de rüzgara bakalım. Rüzgarda hem yangının etki alanını arttırması hem de daha da alevlenmesi açısından önemli bir etken. Birkaç gündür Lodos'un etkisiyle, kuzeyli rüzgarların etkisiyle, özür diliyorum, Poyraz'ın etkisiyle sıcaklıklarda özellikle Karadeniz'de ve Marmara'da düşüş vardı. Ancak Poyraz yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bu elbette orman yangınları açısından bir avantaj ama sıcaklıkları daha da fazla hissetmemize neden olacak bu Poyraz'ın etkisini kaybetmesi. Öte yandan baktığımızda yine İzmir dolaylarında rüzgarın saatteki hızı 20 kilometrenin altına neredeyse hiç düşmüyor. Akdeniz'de yine Antalya dolaylarında rüzgarın saatteki hızı 13 kilometrenin saatte 13 kilometrenin altına neredeyse hiç düşmüyor. Şimdi bölgeye detayları aktaralım. Marmara'da sıcaklık artmaya başladı. İstanbul'da 30-31'li derecelerde olan sıcaklık 32 dereceye yükseliyor. Aynı şekilde Trakya'da, Edirne'de sıcaklıklar artıyor. Termometreler 39-40 dereceleri yeniden göstermeye başlıyor. Perşembe gününden itibaren Marmara'da sıcaklıklar birkaç derece daha artacak gibi görünüyor. Ve Ege bölgesine bakalım. Ege bölgesinde de Aydın yeniden 42 derece oluyor. İzmir'de 38 dereceyi görüyoruz. Orman yangınları riski ne yazık ki Marmara için, Ege için, Akdeniz için devam ediyor. Bu arada Tekirdağ'da yaşanan son yangının bir izmarit nedeniyle ortaya çıktığı tespit edildi. Zaten orman yangınlarının çoğunun asıl nedeni ne yazık ki insan kaynaklı meteorolojik hadiseler sadece var olan yangınların daha da büyümesine neden oluyor. O yüzden özellikle bugünlerde çöp konusunda, izmaritler konusunda
vatandaş olarak, insani görevimiz olarak hassasiyet rica edelim tekrar. Ve Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz'de de sıcaklıklar artıyor. Antalya 40 dereceyi görecek. Cumartesi günü Antalya'da 45-46 dereceyi göstermesini bekliyoruz. Termometrenin ve rekor sıcaklıklar görünmeye başlayacak Akdeniz'de cumartesi gününden itibaren. Ve ne yazık ki deprem bölgesinde hissedilir sıcaklıklar daha da yüksek, koşulların zorluğu, yetersizliği nedeniyle oradaki hastaların, yaşlıların, çocukların risk altında olduğunu, sıcak hava dalgasının bir sessiz afet olduğunu tekrar hatırlatıp yetkilileri bu konuda daha fazla tedbir alınması için hatırlatalım efendim. Ve İç Anadolu bölgesine bakalım. İç Anadolu'da da Poyraz etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Başkentte sıcaklık 32 dereceye çıkıyor. Yine Çankırı dolaylarında 35-36 dereceleri görmeye başlıyoruz. Ve Karadeniz bölgesi bu aralar en serin, en belki de yaşanabilir koşullardaki bölgemiz. Belki tatil alışkanlıklarımızı biraz değiştirip yazın güneye gitmek yerine kuzeye gitmeyi tercih edebiliriz. Eğer sıcaklıklar yeterince bunalttıysa Karadeniz'de sıcaklıklar maksimum 30-32 derecelere çıkıyor. Akşam saatlerinde de yine Bayburt'ta termometreler 9 dereceye kadar gösteriyor. 9 dereceye kadar iniyor sıcaklıklar. Ve Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Doğu Anadolu'nun güneyinde sıcaklıklar yükseliyor ancak Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de örneğin Ardahan, Kars, Erzurum dolaylarında da hava serin seyrediyor. Akşam saatlerinde Ardahan'da 5 derece kadar düşük sıcaklıklar görüyoruz. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım. Zaten kurak ve sıcak olan bölgemizde termometreler yeniden 40-41 dereceyi göstermeye başladı. Perşembe gününden itibaren Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların daha da artmasını bekliyoruz. Evet, sıcaklıklara dair tedbirleri çok kısa hatırlatalım. Mümkün olduğunca öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya gayret edelim. Bol su tüketelim ve açık renkli kıyafetler giymek gerektiğini hatırlatalım efendim. Orman yangınları riski de ne yazık ki en yüksek seviyede. Bununla ilgili de Alo 177'yi hatırlatıp bültenimizi kapatalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çılgın fikrimi açıklıyorum. Yok oluşu seçmeyin. Çok geç olmadan türünüzü soyunuzu kurtarın. Siz insanların bahane üretmeyi bırakıp gerçekten değişmeye başlamasının zamanı geldi. Görüp, bilip, izleyip, sessiz kalmak, anlatmamak, halka sırtını dönmektir. Ben İrfan Değirmenci. Olan biten ne varsa en yalın, en doğru haliyle anlatmak için yeniden Halk TV'deyim. Çünkü gerçek habercilik gücünü güvenden alır. Yarına hazırlanırken dünü anlamazsak, ne olduğuna bakarken nedenini sormazsak, yalanı, talanı, karanlığı sorgulamazsak, ülkemiz, ekonomimiz, geleceğimiz nasıl olacak? İyi akşamlar, Halk TV'desiniz. Nasıl olacağı başladık. Ama biz bunu sağlıklı, bütüncül ve içerikli biçimde sürdürmeye ihtiyacımız var. Evet, biz de buna bakacağız. Özel kulis haberlerim var. Toplumsal barışın, huzurun korunabilmesi için adaletli bir gelir dağılımı, adaletli bir vergi sistemi gerekir. Nasıl olacak diye soracağız. Bengü Şap Babaeker'le nasıl olacak? Halk TV'de. Aa, bunu sen mi çizdin? Gerçek gibi olmuş. Şimdilik daha gerçekçi şeyler çiziyorum. Ama büyüyünce fırçamla gökyüzüne dokunacak umutlarımı çizeceğim. Yıldızlı gece gibi. Parla parla küçük yıldız, gökyüzünde yapayalnız. Mozart bu bestesini bütün çocuklar sevsin diye mi yapmıştır?
Acaba bir gün hepimiz kendi yıldızımızı yeniden bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor? Küçük Prens, en sevdiğim kitap. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlısınız. Demek Atatürk de böyle demiş. O da kendi yıldızımızı bulalım istemiş. Biz Umutluyuz. Geleceğin yetişkinleri sanattan, bilimden, spordan ve doğadan konuşmayı seven, hayalleriyle geleceğe yön veren çocuklarda oluşacak. Bir çocuk için bambaşka bir hayat mümkün olacak. Siz de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunun, geleceğin umutlarını birlikte yetiştirelim. Halk TV ekranından, halkın ekranından. Bir kez daha günaydın, bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir sabahtayız, yine bir sabahtayız. Günün ilk yarısındayız ve saatler 9'u gösterirken birazdan dün yaşadığımız Türk lirasındaki değer kaybını acaba bugün de yaşayacak mıyız endişesiyle ekranlarınıza getireceğiz. Piyasalar açılacak ve konuğum stüdyoda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Karabat. İyi yayınlar. Günaydın. Hepimize günaydın. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Şimdi birkaç başlığımız var. Evet. Ama dün Türk lirası tam da bu saatlerde piyasalar açındığı andan itibaren böyle bir jet hızıyla yine bir değer kaybetti. Euro tarihinde ilk kez 30 lirayı aştı. Dolar 27 lirayı aştı. Ve seçimden bu yana yani 28 Mayıs'tan sonra inanılmaz değer kaybı yaşayan Türk lirası dün kendi rekorunu yineledi değer kaybı konusunda. Umarım bugün de yenilemez. İşte biraz önce piyasalar açıldı veya açılmak üzere ekrana sevgili yönetmenimiz Güven getirdi. 27 sınırında olan bir Amerikan doları, Euro 30'u çoktan geçti. 30.229, 30.321 bandında ve altının da gramı 1700 liraya aştı. Şimdi dün bu tabloyu gördüğünüzde ne hissettiniz? Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz açıklama durumu var. Piyasalar onu mu bekliyor? Yoksa bu arka arkaya gelen zamlarla enflasyonun daha fazla yükseleceğini düşünen vatandaş yine dövize mi yöneliyor? Ne dersiniz Sayın Şimdi Karabat? Türkiye bir sarmala giriyor. Üzülerek görüyorum. Enflasyon, kur, faiz böyle bir sarmala giriyor ve aslında Arjantin'in yaşadığı krizin bir benzerini ne yazık ki yaşayacağız. Buradaki temel olgu şu, siz de söylediniz, vatandaşın ne yapacağını bilememe hali. Vatandaşa yol gösterebilecek, güven verebilecek bir hükümetin olmaması hali. Aslında hükümetteki kişilerden öte hükümetin bir programının olmaması, bir planının olmaması ve bunun açık bir şekilde hissediliyor olması, hükümetin savruluyor olması vatandaşta güven duygusunu zedelediği için vatandaş da hemen her olgu karşısında panik halinde dolar almaya, TL'den uzaklaşmaya doğru gidiyor. Daha dün akşam benim oğlum bile baba artık TL'de kalmamak lazım ama dedim ki paramız yok Allah'tan. Ama çocuklar bile bunu hisseder hale gelmişse düşünün. Çocukların bile ekonomist olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Çocukları bile bu hale getirdiler ve temel olgu şu, artık kimse hükümete güvenmiyor ve savruluyor. Bir faiz beklentisi var. Daha önce de oldu bu. Beklendiği kadar olmadı. Şimdi yarın yine bekleyeceğiz. Ama işte faiz az mı çok mu tartışması diğer taraftan yapılırken soru şu. Doğru zamanda doğru olduğu kadar arttırmak lazım faizi. Daha önce çok daha düşük kararlarla faizlerle çok daha önemli ekonomik sonuçlar elde edilebilirdi. Ama bugün küçük artışlarla önemli sonuçların elde edilebilmesi mümkün değil. O eşiği de Türkiye ne yazık ki açtı. Şimdi artık Sayın Karabat, kamu bankaları da dolara müdahale etmiyor deniliyor. Ve sadece Haziran ayında %20 oranında değer kaybeden bir para birimimiz var. Yani öneriniz nedir vatandaşa? Yani vatandaş tamam biraz parası varsa gitsin dolar mı alsın? Sizin oğlunuz söylemiş hani dolara mı alsak baba şimdi demiş. Böyle bir çağrı yapmak şimdi, çok doğru değil. Ama yani vatandaş da çağrı arıyor. Bence yani, çağrıyı hükümete yapmak lazım. Hükümet az önce söyledim bir program açıklamalı. Hükümet bir plan açıklamalı. Ne yapmak istiyor hükümet? Bunu açıklamalı. Yani hükümet mesela Türkiye'de enflasyonu azaltmak için bir üretim programı ortaya koyuyor mu? Hükümet bu ülkede güvenin tesisi için Türkiye'deki bütün siyasi çevrelerle, bütün ekonomik çevrelerle,
ötekileştirmeyi ortadan kaldıran, bir adalet ve hukuk duygusunu ortaya koyan, uluslararası piyasaya güven veren bir adımı ortaya atıyor mu? Hükümet bu ülkede hala TÜİK'in enflasyon rakamlarını eğer referans olarak kabul ediyorsa ve buna göre bütün zamları ayarlıyorsa, ücret zamlarını, o zaman bu iş olmaz. Rasyonel zemin diyorlarsa eğer, önce şu TÜİK rakamlarını düzelteceğiz. Bizim çağrımız vatandaştan daha çok hükümete olmalıdır. Zaten birazdan sorarsınız mecliste. O yüzden olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Evet, onu birazdan. Hükümet tasarrufla ilgili bir harcama yapıyor mu? Kamu harcamalarına tasarruf çağrısı yapıldı. Ya hiçbir şekilde tasarrufa gidiyorlar mı? O koruma ordularından vazgeçiyorlar mı? Saray harcamalarından vazgeçiyorlar mı? Şimdi dün açıkladı işte bizim sözcümüz. Yani harcamalar %102 artmış, gelirler %49 artmış. Düşünün, böyle bir ortamda yaşıyor. Bu harcamaların içinde neler var? Faiz harcamaları var, 275 milyar, iki katına çıkmış. Bu harcamaların içinde kur korumalamaya mevduata verilen 25 milyar var. Bu harcamaların içinde o geçmediğimiz köprülere verilen 25 milyar var. Ve buradan yola çıkacağız. Vatandaşın çocuğunun mamasına, bezine zam yaparak buradan kurtarmaya çalışacağız. Böyle bir kurtuluş olmaz. Yeni bir üretim programına ihtiyaç var. Adalet duygusuna ihtiyaç var. Kamudaki tasarruf genelgesi, az önce haberde siz de verdiniz, hemen delindi. Sadece onunla değil mi? Yeni saraylar yapılıyor. İhaleye çıkıldı mı? Yani Orhan elinde saray ihalesi var. Böyle bir duyguyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla çağrımız vatandaştan daha çok hükümetedir. Hükümete çağrımız olduğu için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırdı. Evet, şimdi bu toplantıyı çağırdınız. Grup başkanınız Özgür Özel de izah etti. Nasıl bir çözüm yolu arayacaksınız o toplantıya olumlu yanıt verilmesi halinde? Yani diyelim meclis zaten 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yani bu ek vergiler görüşüldü, torba yasa görüşüldü. Hepsi de jet hızıyla geçti ve hemen ardından da meclis tatile çıktı 1 Ekim tarihine kadar. Kabul gördü ve toplandınız diyelim. Ne gibi bir öneriniz olacak? Nasıl bir çözüm yolu göstermeyi düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma metotları belli. Bir araştırma komisyonunun kurulması gereklidir. Bununla ilgili çalışmaların yapılması. Az önce benim dediğim en önemli şey şudur. Bu böyle dönemlerde, kriz dönemlerinde bütün kesimlerin buna çözümüne ortak edilmesi bir güven duygusunun oluşmasına, tesis edilmesine yol açar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanma kararının alınması bile piyasalarda başka bir havaya yol açar. Bir güven duygusunun oluşmasına, bir beklentiye yol açar. Dolayısıyla siyasetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı kalıyor olması yaz aylarında kabul edilebilir bir şey değildir. Belli yasal düzenlemelerin de yapılması gereklidir. Özellikle tasarruf diyorsak eğer, o alanda da belli yasal düzenlemelerin somut tespitlerle ortaya konulması gereklidir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanıyor olması, hem bu konuda zamların sebeplerini araştırması, ortadan kaldırması ile ilgili koşulların oluşması, çeşitli komisyonların ve yasal çalışmaların yapılması alanında önemlidir, yapılmalıdır. Yapılırsa da en kötü şey, en düşüğünü söyleyeyim, piyasalarda bir güven beklentisi oluşmaya başlar. Çünkü en önemli sorunlardan bir tanesi de zaten Türkiye'deki siyasetteki kutuplaşma iklimde aslında piyasalar arasında da sorun. Piyasalar için sorun olan bir noktada işte Türkiye'nin, Batı'nın Türkiye'ye yatırım yapmıyor olması, bununla ilgili kaygılar taşıyor olması, Türkiye'deki adalet ve demokrasinin henüz yeterince Batı'nın gözünde tesis edilmemiş olması yatırımlar konusunda çekimser kalmalarına neden oluyor. Bu anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir körfez ziyareti var, evet, sıcak para arayışında. Önce Suudi Arabistan'a, ardından da Katar'a geçti. Suudi Arabistan'da da anlaşmalar imzalandı. Siz bu ziyaretleri nasıl yorumluyorsunuz? Bulunması gereken ilk etapta acil, ivedilikle bulunması gereken, sağlanması gereken sıcak para girişi sağlanabilecek midir? Ne dersiniz? Bu arada gözümde bir yandan ne olur bakıyorum. Hem siz hem izleyenler kusura bakmasın. Tablomuzda çünkü piyasalar açıldı ve sürekli yanıp sönüyor. Bugün takip ediyoruz. Yarın faiz kararı açıklanacak. Birazdan onu da soracağım. Ben Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde yaptığım açıklamada Mehmet Şimşek'in en önemli maharetlerinden birisinin sıcak para olmak olacağını, bulmak olacağını. İkinci önemli maharetinde devletin ve özel sektörün önemli kuruluşlarını satmak üzere bir planı olacağını söylemiştim. Bu konuda yetenek gösterebilirler. Ama sıcak paranın nereye harcanacağı konusu sorundur. O yüzden işte Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalıdır. Kaynak bulduk, nereye harcayacağız? Böyle bir sorun var. Bu noktada bu parayı bulabilirler. Ama geldiğimiz nokta Türkiye'nin kimlere muhtaç olduğunu göstermesi açısından çok önemli değil mi? Şimdi düşünelim, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'un müsebbibi olarak gördü uzun süre.
Ve bütün yandaş basın onun üzerinden bir propaganda yaptı. Önemli bir süre Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ki daha hala şeyi bulunmadı, cesedi bulunmadı. Suudi Arabistan'ı suçladı. Sonra diğer Katar'la ilgili aynı durumlar yaşandı. Ve şimdi biz onların kapısını bekliyoruz. Giderken de yanımızda bir TOG'la gidiyoruz. Bizim asgari ücretimizin 114 ay çalışarak alamayacağı bir TOG'dan bahsediyoruz. Ya ben şeyi görmedim mesela, büyük ülke ya. Almanya Başbakanı bir yere giderken Audi, Mercedes falan götürüyor mu? Böyle bir şey hiç görmedim. Büyük ülke refleksi değil bunlar. Ama daha önce kendisi uçak hediye aldığı için bunu da görüyor. Netice Katar itibari, bir uçak hediye etmişti. Katar, şu Uçan Saray. Uçan Boeing Saray, 737 evet. S bilmem ne diye biz geçiyor da. Biz de TOG hediye ediyoruz. Durumumuz bu. Biraz önce bir Wall getirdik ekrana. Siz de hani tasarruftan bahsedince az önce Sayın Karabat, güvene rica edeyim, o kaç yüz bin kamu aracımız var, Almanya'nın kaç tane var, belki Sayın vekilimiz de bir şey söylemek ister. Hani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bir tasarruf çağrısı Çerez var ya. Çerez parası bunlar. Ha, ta öyle demişti. Değil mi? O zırhlı araçlar için demişti, evet. Onu, o lüks makam. 125 bin kamu aracımız var evet. Sayın Karabat. Almanya'nın böyle 9 bin tanecik. Kıskanıyorlar bizi. Biraz önce aynı yorum ben yaptım. Japonya 12 bin, Fransa'nın da 8 bin tanecik. En garibanı da Fransa zaten. İşte bu hal böyleyken biz tasarruf yapabileceğiz mi Sayın Karabat? İşte bundan vazgeçmek lazım zaten. Bundan vazgeçmek lazım. Ama vazgeçiyor muyuz? Hayır. Hala zırhlı araçlarla ihalesini yapıyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz. Araçlardan vazgeçmiyoruz. Dönüyoruz, saraydan da vazgeçmiyoruz. Şimdi Orhan eline de bir saray yapılıyor ki maliyetinin 60 milyon civarında olduğu söyleniyor. 65 milyon civarında. Ondan da vazgeçmiyoruz. Bu saray sadece bir beton değil ki. Sarayın kadrosu var, çalışanı var. Ya gereksiz üretime havale etmediğimiz bir sürü çalışanı orada istihdam ediyoruz. Netice itibariyle problem işte. Dünya bizi kıskanıyor şu anda. Dünyanın kıskandığı ülkede çocuklar mama alamaz hale geliyor. Biz bütçeyi oluşturmak için çocuk bezine, evet, zam yapıyoruz. Bakın sonra diyorlar ki, bakın uzun bir süre haber yaptınız. Dediniz ki hükümet dedi ki bu zamları kim yapıyor? Bu zamları 3 artı marketler yapıyor değil mi? Dedi. Peki kim yapıyormuş? Bir resmi gazete arkadaşlar. Bakın resmi, evet, gazete var. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Kararnamenin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Ve bu kararnameyle çocuk bezine KDV'sine %12 zam geliyor. Yani %12 zamını yapan kişi Recep Tayyip Erdoğan. 3 hafta marketler değil. Metin Külünk operasyon yapılıyor diyor. Operasyonun başında imzasıyla Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla başkanlık sistemi var. Dediniz az önce temel güven sorunu. Yetkilerin tek elde toplandığı bir rejime ne iş piyasadaki kimseler güvenir, aktörler güvenir, ne de uluslararası piyasalardaki aktörler güvenir. Durum budur. Bütün yetki burada tek elle toplanmış. Bence Arap sermayesi bile Sayın Karabat güvenmiyor. Yorumlamanızı isterim. Borsa İstanbul'daki yatırımlarının 10 milyar dolarını geri çekmişler. Neden çekiyorlar? Bir. İkincisi diyor ki biz para vermeyiz, yatırım yapmayız. Karlı şirketlerinizi alırız. Yani aset, yani değerli, çok değerli varlıklar hatta. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Yani para vermiyor, yatırım yapmıyor. Yaptığının da önemli bir kısmını geri çekiyor. Demek ben ki, diyor, bir kere şöyle düşünmek lazım. Körfez sermayesi için dünyada yatırım alanı yok değil. Çok önemli alanlar var. Yani bugün Avrupa'nın önemli kulüplerini, evet, bile devralmış. Az önce fikstür açıklamasını gördüm. Avrupa'nın çok önemli kulüplerini bile devralan bir körfez sermayesi var. Dolayısıyla Paris Saint-Germain'i Katarlar aldı. Yani çok önemli alanlar var kendileri. Birçok Avrupa şirketine de ortak oluyor. Volkswagen'e de ortak, tabii, oluyorlar. Başka şirketler her de, yerdeler. Her yerdeler. Dolayısıyla alternatif alanları var. Türkiye'ye şöyle bir hava istiyorlar. Sanki onların hiç alternatif alanları yok. Bize de kaşımız gözümüz için hayranlar. Müslüman kardeşliğimiz var. Onlar da buraya gelecek. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kendilerini karlı hissederlerse, Türkiye'nin jeopolitik anlamda önemli noktalarını ele geçirebileceklerini görürlerse gelirler. Bu bazen bir kamuya ait şirket olabilir. Varlık fonuna ait bir şirket olabilir. Bazen özel bir şirket olabilir. Gelirler. Ama daha çok kritik yerlere gelirler, limanlara gelirler, başka yerlere gelirler. Ve netice İzmir itibariyle limanı onlardan biz, bir tanesi, evet, aynen, şimdi. Biz jeopolitik tavizler veren bir ülke konumuna geliriz. Zaten AKP iktidarı İsveç'in NATO meselesini de, Rusya ile ilişkilerde de, Körfez ülkeleriyle ilişkilerde de sürekli jeopolitik tavizler veren bir hükümet haline gelmiştir. Ve Türkiye'nin ne yazık ki geleceğini ipotek altına alan
bir hükümet haline gelmiştir AKP hükümeti. Bu noktada bu ziyarette nelerin görüşüldüğüne baktım ben. Yani doğrudan yatırım konusu söylediniz. Mesela savunma konusu var. Baykar'ın yatırımları var. İletişim alanındaki bazı yatırım ortaklıkları diyor ki yine daha önceki bir iletişim özelleşmesi skandalını biliyoruz bu noktada. Hı hı. Demek ki bazı enerji alanında ortaklıklar var. Bakın önemli bir şey. Hı hı. Enerji alanında yatırımlar diyor. Demek ki Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanlarına ilişkin belli yatırımları var. Ve bu alanların hepsi AKP tarafından Türkiye'nin ipoteği, geleceği ipotek altına alınarak pazarlanıyor anlamına geliyor. Doğrudan yatırım konusunda da bazı anlaşmaların yapılacağı söyleniyor ama nelerin olacağı da henüz belli değil. Şimdi Batı'nın Erdoğan'ın Körfez ziyaretini nasıl gördüğünü de bir hatırlayalım. Biz ilk saat diliminde konuştuk bunu. Diyor ki Bloomberg, Batı'nın boşluğunu Körfez dolduruyor. Yani Batı güvenip Türkiye'nin gidişatına, demokrasisine, evet, hukukun üstünlüğü ilkesine uymamasına güvenmediği için yatırım yapmıyor. Ve Cumhurbaşkanı da çareyi Körfez ülkelerinde arıyor diyor. Bloomberg haberi böyle görüyor. AFP Fransız Haber Ajansı diyor ki en çok da bu kelime biraz böyle içimi de bir hüzünlendirdi, acıttı yani. Gezi ekonomideki çöküşün ardından geldi diyor. Yani bizim ekonomimizi çökmüş bir ekonomi olarak görüyor Fransa. Ve Financial Times'da Erdoğan'ın elinde satış listesi var diyor. Yani Türkiye'nin o çok değerli varlıkları dediğimiz asetleri, evet, satılacak diyor. Ve Financial Times'da diyor ki Erdoğan'ın elinde o liste var diyor. Batı var, bu ziyareti böyle değerlendiriyor. Yani şöyle, son derece objektif aslında, bizim de düşündüğümüz başka çaresinin olmadığını, Mehmet Şimşek'le beraber nelerin olacağını söyledik zaten. Mehmet Şimşek, evet, bir sıcak para bulacak, iki kıymetli varlıkların satışını gerçekleştirecek. Ama ekonomideki çöküşün ardından geldi, evet, bu ekonomideki çöküşü ne hızlandırdı? Bence AKP'nin özellikle seçim döneminde yaptığı, evet, seçim dönemi harcamalarında unutmamak lazım. AKP seçim döneminde kamu kaynakları sonuna kadar kullandı ve dolayısıyla plansız bir şekilde bazı şeyleri yaptı. Örneğin yapılan EYT gibi şeyleri çok daha önceden planlayarak yapabilirdi. Ama sonu ana getirdi. Önceden bunlar planlanarak yapılsaydı ve takvime yayılsaydı bu halde de olmazdı. Birçok konuda da AKP ne yazık ki seçim harcamalarıyla, seçim için her şeyi yaparak Türkiye'yi şu anda içinden çıkılması zor bir krizin içine soktu ne yazık ki. Bu da AKP'nin getirdiği seçim ekonomisi çalışmasının sonuçlarının, önemli sonuçlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi bizim Dilan Alp'imiz var. Dilan Alp dün, evet, şeye çıktı bu piyasalar açıldığında. Bu arada Güven'den de ben rica edeyim rakamları, anlık rakamları da ekranda tutabilirse. Çünkü dediğim gibi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranı öncesinde piyasaların nasıl olduğunu etüt etmemiz gerekiyor. Bakın Avrupa Birliği'nin para birimi Euro hala 30'un üzerinde. Yani o direnç seviyesini artık hani bir direniyordu, bir 30'u, evet, test ediyordu, geri dönüyordu. Artık hani direnecek de gücü kalmadı diye revize edebiliriz aslında konuyu. 30'un üzerinde, dolarda yine 27 sınırında güne başlamış 9-16 itibariyle. Şimdi nasıl bir faiz oranı açıklanmalı ki, hepimiz ekonomist olduk sayın vekilim. Evet. Yani nasıl bir faiz oranı açıklanırsa piyasaya bir güven gelir ve evet ben rahatladım. Ben paramın dolar karşısında değer kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben paramın enflasyon karşısında ezileceğini, yenileceğini, eriyeceğini düşünmüyorum. O yüzden de Türk lirasında kalıyorum deyip dolara rağbet etmez. Evet. Nasıl bir artış olur? Şimdi olmalı? Merkez Bankası bir faiz açıklayacak ve her şey birdenbire düzelecek. Bunun çok imkanı yok. Az önce bahsettiğim bir sarmala ama gelir. Ama yani bir nefes. Yani bir nefes bir olabilir, nefes, duraklama olabilir. Evet. İşte burada 30.215'te birkaç gün daha kalabilir gibi düşünebiliriz. Ha, o kadar, yani, o kadar. Yani. Çünkü içinde girdiğimiz yapısal bir problem var artık. Ve az önce de söyledim. Belki daha önce %5'lik bir faiz artışı yapacağımız bazı şeyleri, etkileri şimdi 15'lerle 20'lerle aramak durumunda kalacağız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'deki enflasyonist ortamda, gelecek uluslararası para Türkiye'deki enflasyon ne kadar olacağını tahmin edemiyor. Bir, açıklanan enflasyon da doğru değil. İki, yani biz bunu doğrusunu sağlamadan yaptığımız faiz açıklamaların hiçbir anlamı yok. Faiz ve enflasyon eğer birbiriyle sebep değil ama bağlantılı bir şeydir. Dolayısıyla bunu ilişkili bir şeydir. Bu noktada biz niye enflasyonu doğru açıklamıyoruz? En temel sorun enflasyonu burada. Enflasyonu doğru açık, enflasyon doğru açıklanırsa o orantıda zam verilecek, evet, tabii, ya memura, ama emekliye. Doğru reel bir zemin oturtacağız.
rasyonel bir zemine oturacağız. Ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yaptığımız faiz açıklamasının belli bir program içinde olmayan, belli bir plan içinde olmayan ve kadrosu bile henüz belli olmayan, bir ekonomi kadrosu bile belli olmayan durumda çok büyük etkiler yaratması mümkün değil. Evet, bunlar şimdi ne yapacak? Bir maliyet arttıracak ekonomide, maliyet unsurlarını arttıracak. Oradan enflasyon gelecek. Zaten vergiler belli bir enflasyona sebep olacak. Akaryakıt aynı şekilde zam yapıldı. Akaryakıta zam yapan bir hükümet diyor ki biz gıdadaki KDV'yi %1'de tuttuk diyor. Akıla bakın. Ya gıdanın içindeki en önemli maliyet bugün Türkiye'de taşıma maliyeti. Dolayısıyla akaryakıta yaptığın her KDV oranı artışı aslında gıdaya yaptığın zam anlamına geliyor. Bunu bile görmüyorlar. Ve ne yazık ki Türkiye'de insanlara 3 çocuk tavsiyesinde bulunan hükümet insanları çocuk bezi ve mama alamaz hale getirmiş durumda. Bir kez daha söyleyeyim. Faiz şüphesiz önemlidir. Hiç önemsiz değildir açık yapacak açıklamalar. Ama bugün itibariyle daha kapsamlı, bütünlüklü bir programa ihtiyaç vardır. Sadece günlük faiz artışlarıyla bu işin aşılamayacağını belirtmek isterim. Şimdi tabii elbette yani bu kısa, orta ve uzun vade diye ayırdığımız bir süreç. Şimdi kısa vadede evet belki atılan bu adımlar piyasayı sizin de dediğiniz gibi anlık koruyacak Türk lirasını. Ama enflasyonu şimdi bu artırılan vergiler, yükseltilen fahiş, akaryakıt fiyatları, gelen zamlar 6 liralık benzine ve motorine gelen bu 6 liralık zammın enflasyona da doğrudan bir etkisi olacağını tabii düşünüyoruz. Ne yapmalıyız? Yani enflasyon karşısında ezilmemek için. Yani hükümetin ne yapması gerektiğini anlattınız da. Bizim yasama olarak ne yapılması gerektiğini anlattınız da. Biz ne yapmalıyız? Çalışan, emekli, emekçi. İnsanlar artık kıt kanaat geçinebilir durumda. İnsanlara şu çağrıyı yapabilmek mümkün mü? Kemeri sıkın. Emeklilerin, yani özür dilerim bunu da ekleyeyim, evet. Öyle devam edin. Emeklilerin geçtiğimiz yıl içerisinde ya emekli olup tekrar çalışmaya başlayanların oranı 2020 yılında %32 iken 2022'de %47'ye yükselmiş. 50'yi geçmesi bekleniyormuş 2023'te. Evet. Yani emekliler emekli olup işe geri dönüyorlar. Devam edecekler. Başka bir anlamı da var. Bunda şu %50 emekli çalışıyorsa %50'de genç iş bulamıyor. Bir de demek. O var işte. Evet. Yani çok insanlar doğru emekliyken mutlu değilse ve onlar çalışmaya devam ediyorsa genç işsizlikte artmaya devam edecektir demektir. Bunun böyle de bir sonucu var. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu durumdan çıkışın çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bir an önce Sayın Meclis Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin toplamasını önemsiyoruz ve orada bu işlerin konuşulmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Meclisin yetkilerinin, bütün yetkilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na devredildiği bir ortamda meclisin toplanması son derece önemli. Hı. Bakın bu vergi kanunlarını inceleyen herkes şunu görecek. Bir virgül koymanızı rica edebilir miyim? Tabii ki. Çanakkale'de şimdi piyasalarda bir yangın var ama Çanakkale'de de güçlükle kontrol altına alınan bir yangın var. Arkadaşlarımız sahadalar. Murat Altun Toprak Çanakkale'de. Çanakkale'den dün akşam artık böyle çok dumanı cılız cılız tüten alanları ana haberde İrfan Değirmenci'nin yayınında göstermiştin. Muratcan Altun Toprak günaydın. Nedir Çanakkale'de son durum? Notlarını alalım. Teşekkür ediyoruz. Hem size hem de stüdyodaki konuğunuza ve Halk TV izleyicilerine biz de günaydın diyoruz. Dün aslında mutlu haberi vermek istemiştik. Verememiştik rüzgar nedeniyle. Ancak biz yayından çıktıktan sonra, ana haberden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Çanakkale'de 3 gündür süren yangın sonunda kontrol altına alındı denildi. İşte biz de o yangını yerinde takip etmiştik aslında. Takip etmeye de devam ediyoruz. Murat Kivar'la birlikte Kemelköy mevkiindeyiz. Aslında yangının Çanakkale'de başladığı mevkideyiz. Artık yangın sönmüş durumda. Yer yer tabii ki soğutma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak artık yangının hasarını küle çevirdiği alanları ne yazık ki daha net görmeye başladık. Şimdi aslında biz Kemelköy'de yangından boşaltılan, tedbir amaçlı boşaltılan ancak bir kısmı da yanan Kemelköy'deyiz. Şöyle ben kenara çekileyim artık, görüntüleri gösterdim sizlere. Murat Kibar'ın görüntüleriyle görüyorsunuz. Şu an bulunduğumuz bu ağıl aslında yangından yaklaşık 3 gün önce yani
hayvanların yaşadığı içinde, hayvanların barındığı bir noktaydı ancak şu an görüyorsunuz. Keçiler, gördüğünüz karşınızdaki keçiler yine yangından kurtulmuş hayvanlar bunlar. Ancak artık yaşadıkları ağıl deyim yerindeyse kullanılamaz hale geldi. Bir viraneye dönmüş durumda. Bu yangında burası ilk gün aslında yangının rüzgarının da etkisiyle birlikte, o fırtınanın da etkisiyle birlikte ilk gün küle dönen noktalardan biri burası Kemelköy'de. Tabii şunu da belirtmek isterim, aslında yangın 16 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında başlamıştı. O 16.30 sıralarında başlayan yangın çok şiddetli de bir rüzgarın etkisiyle aslında görüyorsunuz şu an, Murat size gösteriyor Murat Kibar görüntüleri. Toprak hala tütmeye devam ediyor burada. Şunu söyleyebilirim, çok da şiddetli bir rüzgarın etkisiyle, bugün o rüzgarın etkisi düşük ancak 16 Temmuz'dan beri şiddetli bir rüzgarın etkisiyle yangın hızlı sürede, kısa sürede yayılmıştı. İşte o rüzgar nasıl yaymıştı bu yangını diyecek olursanız, şimdi gösterebilirsek sizlere, karşınızda bu tüten alanlarda hep kozalaklar var. Çam ağaçlarından düşen kozalaklar yangınla birlikte deyim yerindeyse bir bomba gibi patlayarak 50 metre, 60 metre, 70 metre ileriye fırlayarak yangını körüklemiş ve hızla yayılmasına sebep olmuştu. Bu alan aslında bir fidanlıktı karşımızda gördüğümüz alan. Ancak işte gördüğünüz gibi yangından sonra, yaklaşık 3 gün boyunca süren yangından sonra bir artık kül arazisine, bir böyle katran karası bir renge dönmüş durumda. Tabii şunu da belirtmek isterim, yangına 3 gün boyunca toplamda 28 hava aracıyla müdahale edildi. Bunların 7'si uçaktı. Ancak şunu söyleyelim, Türk Hava Kurumu'nun uçakları burada etkin bir şekilde görev aldı ki aslında bu uçaklar Marmaris ve Manavgat yangında, o büyük yangında, ciğerlerimizi yakan yangında kullanılmamışlardı. Hurda oldukları gerekçesiyle, ancak işte bugün 2023 yılında bu yangında, Çanakkale'de 3 gün süren yangında o uçaklar etkin görev aldı ve bu ormanların en azından belli bir kısmının kurtarılmasına büyük fayda sağladı diyelim. Tabii biz ağılı gösterdik az önce ama ne yazık ki can kaybı olmadı. Bu çok sevindirici bir nokta Çanakkale'de, ancak 20 koyun Kemelköy'de, Kurşunlu Köy'de de yangından etkilenen bir diğer köy bu, o nokta. 25 büyükbaş hayvan ne yazık ki yaşamını yitirdi. Hayvanlar telef oldu, bunu söyleyelim. Şunu da söyleyelim, tabii Tarım ve Orman Bakanı dün bir açıklama yaptı. O açıklamadan da kısaca bahsetmek gerekirse, Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlar için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteğiyle mücadelemize güç, mücadelemize güç katıyor demişti. Tabii bu yangından etkilenen 61 kişi de vardı. Sağlık Bakanlığından da bir açıklama geldi. 61 kişiden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğünü söyledi Sağlık Bakanlığı. Bu da önemli bir bilgi. Bunu da söyleyelim. Tabii en çok merak edilen yangının ne kadarlık bir hasar verdiği bu bölgeye. Şunu da söyleyelim. Yani ne kadarlık bir alan yandı kesin bir bilgi yok. Henüz daha Tarım Bakanlığından böyle bir bilgi yayınlanmadı. Valilikten de böyle bir açıklama gelmedi. Ancak yaklaşık 300-400 hektardan daha büyük bir alanın yandığını söyleyebiliriz. Bizim en azından bu sahada gözlemlediğimiz nokta bu. Şunu da söyleyelim, buradaki hayvanlar için aslında dün de belirtmiştik, bugün de belirtelim. Hem hayvanlar için hem de orman canlıları için, sadece büyükbaş küçükbaş hayvanlar için değil, orman canlıları için de Ahbap Derneği buradaydı. Onlar da gönüllüleriyle birlikte buradaki hayvanlara, buradaki canlılara hem yaşam desteği sağlayabilmek hem onları yangından kaçırabilmek için büyük bir mücadele verdiler. Bunun da altını çizmek isterim. Boşaltılan 6 köy vardı. Boşaltılan köylere hala giriş izni verilmiyor. Aslında yolun aşağısında biz bu noktaya gelmeden önce jandarma ekipleri tarafından yol kapatılmıştı. Ancak köylüler artık yavaş yavaş bu noktaya gelerek en azından hasarı hem tespit etmeye hem de hem hayvanlarını hem ahıllarını, bahçelerini, damlarını, onların deyimiyle dam tabii ki buralar ahıl ve ahıl diye geçiyor aslında. O şekilde adlandırılıyor, ancak onlar da o hasarı tespit etmeye bu noktaya geliyorlar diyelim. Köylere giriş çıkış hala yasak, ancak dediğim gibi köylüler yine de biraz da risk alarak, biraz da hafif de yasağı delerek aslında bu noktaya geliyorlar. Az önce gösterdik sizlere, burada toprak tütmeye devam ediyor aslında. Tabii ki yanacak pek bir alan kalmadı, ancak yine de ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor diyerek sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Muratcan Altın Toprak, böyle durumlarda yaptığınız yayınlara kolay gelsin demek bile aslında bana çok saçma gelen bir cümle. Geçmiş olsun demek bana daha uygun geliyor. Sizin üzerinizden o yöreye, o halka, yaşayan tüm canlılara, yaşamaya çalışan tüm canlılara geçmiş olsun. İstanbul'a geldiğinde görüşürüz inşallah diyerek devam edelim.
Şimdi hem piyasalar yangın yeri, evet, hem işte ormanlarımız artan sıcaklıklarla, bazen dikkatsizliklerle, bazen kasıtlı yapan insan görünümlü tiplerle. Dün getirdik ekrana, işte araçtan torpido atmış aracından ve oturup izlemiş mesela yangını. Öyleleri de var. Sıcaklıklar nedeniyle nem kaybından ötürü Sayın Karabat başlayan orman yangınları da var. Birçok noktada kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Küresel ısınma Türkiye'nin önemli bir tartışma konusu. Şimdi piyasalara bir kez daha bakalım. Kaldığınız yerden devam etmenizi rica etmeden sadece 30 saniyenizi alacağım. Euro, Avrupa Birliği'nin para birimi Euro yine 30 liranın üzerinde seyrediyor. Amerikan doları 27 liraya çok yakın ve altının gramı da dün 1700 lirayı geçmişti diyerek kaldığınız yerden devam etmenizi istiyorum. Nerede kalmıştık? Güven konusu ve yetkiyi konuşuyorduk. Evet. Meclisin neden toplanması gerektiğine dair. Şimdi bütün vergi yasalarına bakalım. Cumhurbaşkanlığına hep yetkiler veriliyor. Bir vergi yasası geliyor, diyor ki Cumhurbaşkanlığına 1 ile 5 kat arttırma yetkisi. Cumhurbaşkanlığına %50 arttırma yetkisi. Cumhurbaşkanlığına 2 kat arttırma yetkisi. Bu o kadar öyle bir hale almış ki poşet vergisinde bile Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisi var. Evet. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu yetki gaspı zaten belli başlı başına bir problem ve yatırımcılar arasında bir güven duyulmaz ortam yaratıyor. Bir kere bunun ortadan kaldırması gerekiyor. Güven açısından gerekli olduğunu söylüyorum ve meclisin toplanması açısından. Sorduğunuz soruların birkaçı da şey yaparak sona da geliyoruz. Mesela bu iş sıcak para gelecek dedi ki Körfez'den. Nereye kadar gider biliyor musunuz? IMF kapısına kadar gidecek. Zaten adı konulmamış bir... Hatta şunu söyleyeyim. Türkiye'de şu anda IMF'den daha beter bir ekonomi politikası uygulanıyor. Niye? Vatandaşa yükleniyor ama sonuç itibariyle bir planı yok. Nereye gidecek bunun sonu? Mesela IMF programları genelde kamuya da yükümlülükler getiren, kamu tasarrufunu da zorlayan programlardır. Ama Türkiye'de bir programsız haliyle vatandaşa IMF'den daha beter politikalar dayatılıyor. Bu durum var. Ama işin sonu para bulma konusunda IMF'nin kapısına kadar gider. Aynen İsveç'i NATO'ya alma konusunda verilen taviz gibi oraya kadar bu iş gidecek. Bu gözüken tablo odur. Güveni sağlayamazlar. Sağlayamazlar çünkü Sadat'la beraber gidiyorsunuz Suudi Arabistan'a. Evet. Oraya evet, şık gelebilir evet, bu. Evet. Sadat CEO'su oraya güzel gelebilir. Ama Batı'ya bu şık gözükmez. Çünkü biz daha neyi yaşadık Rusya'da yakın zamanda? Özel savaşçılarla yaşanan büyük bir krizi yaşadık. Ve onun Wagner'i mi söylüyorsunuz? Evet. İşte Sadat da onun küçük bir örneğidir. Onun küçük bir yapılanmasıdır. Böyle işlere girişirsen Türkiye'nin geleceğini riske atarsın. Bütün bunları da söylemek istedim. Toplantılara katılıyor. Arap Birliği Forumu toplantılarına tabii falan katılıyor. İşte savunma sanayi pazarlamaları yapıyorlar beraber. Anlaşmalar yapıyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Karabat, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sizin işiniz daha da zor. Evet. Vatandaşın işi daha zor. Bu zorlukları da aşıp bu stüdyoda daha güzel şeyleri, işte ne bileyim projelerinizi, muhalefet olarak kafanızdaki muhtemel projeksiyonları konuşmak isteriz ama maalesef işte bu kaygıları konuşuyoruz. O zaman şöyle bir müjdeyi verelim. Tabii buyurun. Yeni dönemde tecrübeli vekillerimizle iki çok problemi değil biliyorsunuz. Türkiye ilişkin hem uluslararası alandaki ekonomi politikaları hem üretim ilişkileri gibi örnekleri inceleyerek Türkiye'de ne yapabileceğimizi, dünyada nelerin nasıl yapıldığını da anlatmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de eleştiren durumda da olmak istemiyoruz. Bunu da şimdi müjdesini veririm. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karabat. Ben güzel ediyorum. Günlerde görüşelim inşallah. Şimdi depremden etkilendiği gibi bir de yangından etkilenen Hatay'a bakacağız. 6 ay geçti. 11 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin üzerinden Hatay en çok etkilenen illerin başında geliyordu. Hatay'da su yok. Sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Hastalık riskleri kol geziyor ama Hatay'da hala su yok. Bir yanda susuzluk, diğer yanda yangın. Hatay iki felaketi aynı anda yaşıyor. Bir cehennem gibi oldu. Alev topları gelmeye başladı falan. Ama çok kötü. O deprem anlarını bir daha yaşadım. Bir anda burada belki 2000 kişi vardı. Bir anda bütün arabalar yine yollara tıkıştı. Depremde ne yaşadıysak aynısını, aynı felaketi bir daha yaşadım. Çöldekiler bile bizden daha fazla su içiyor. Ben size şunu söyleyeyim. İnsanları burada bir koli suya muhtaç ettiler. Neye çok üzülüyorum biliyor musun? Bak demin gördün kaç yaşında 85-90 yaşlarında bir tane teyze yürümüyor ya. 2 saattir kuyrukta.
Yazıktır, günahtır. Abi kişi başı bir koli alıyor ve normalde size şunu söyleyeyim. Yani hükümet bir yerlerde dağıtıyor ama ne, bir tane 5 litrelik var ya. Ad, soyad, TC bilmem, yani yazıktır, günahtır bu insanlara işkence çektirmekten başka. Hiçbir, ya bir de konuştuğum zaman konuşuyorsun diyorlar ya. Depremin üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Kentteki sorunlar artarak devam ediyor. En önemlisi su. Saatlerce kesintiler oluyor. Gelse de temiz değil. Burası Hatay Samandağ. Hava sıcaklığı 40 derece. Bu 40 derece sıcaklıkta insanlar 1 saat, 2 saat burada sırada bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Sırada beklemelerinin tek sebebi bir koli su alabilmek için. Teyze, su almak için mi geldin buraya? Evet. Aldın mı suyu? Yok, alamadım. Daha alamadın? Yok. Ne zamandan beri bekliyorsunuz? Bayağı oldu. 2 saat oldu. 2 saat oldu burada bekliyorsunuz. Bir koli almak için mi? Evet, aynen. Bu sıcakta yapacak bir şey yok. Sıra gelirse tabii, alabilirseniz. Tabii, inşallah kısmet olursa alacağız, olmasa canınız sağ olsun. Yaklaşık bir saattir sıradayım sırf bir koli su alabilmek için. Yetkililere sesleniyoruz, bize bir çare bulsunlar, böyle olmaz. Binlerce kişi hala çadırda, duş yok, tuvaletler hijyenik değil, etraflarında çöp yığınları. Bu da hastalıkları beraberinde getiriyor. Kentte böcek, haşere, kemirgen üreme alanı sayısı 120 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Göcük'te kaldım 7 saat. Göcük'te kalmıştınız. Kolunuz şey? Hayır, sırtım, kolum, her tarafım. Tedavim bitmediği için Mersin'de halde barınma yerinde kalmak zorunda kalıyorum. Hastane istiyoruz. İstemiyoruz, ev istiyoruz biz. Evlerimizi versinler. Gerçekten artık barınacak yerimiz. Hem barınma sorunu var, hem su sorunu var. Her türlü sorun var yani. Çadırda olmuyor. Çadırda mı kalıyorsunuz? Evet. Abi, sıcaklarda nasıl yaşıyorsunuz? Çadırında kalıyorum. Bana ait çadırımda bile yok. Benim gibi hasta çocuğu olup da hijyene ulaşamayan bu çocukların günlük duş alması, günlük yıkaması lazım. Hiçbir şeye erişemiyoruz. Mevcut sorunlarla baş etmeye çalışırken Belen'de de yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçradı. 7 ev yandı. Araçlar hasar gördü. Araba orada yanıyordu. İçeri giremedim çünkü kapı hepsi ateşle tutmuş. Akşama kadar alevlen devam ediyordu. Mecburen bıraktım. Gittim. 5 sabah yine geldim. Baktım sürmüş. Maalesef hepsi yandı. Sıcakların ve hafif rüzgarın etkisiyle de Belen'e giderken tekrar bu tarafa dönüş yaptı. İskenderun'a inmek zorunda kaldık. Bugün sabahın 7'sinde de geldim. Buralara işte bakıyoruz. Ciğerlerimiz yandı. Yangın şu anda kontrol altında. Geride çözüm bekleyen onlarca sorun daha var. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Burak Avuncu'nun açıklamalarıyla, daha doğrusu paylaşımlarıyla devam edeceğiz. Burak Avuncu yaptığı paylaşımda partisinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçe teşkilat başkanı Recep Toptaş'ın bir caminin müezzini tarafından saldırıya uğradığı anları sosyal medya hesabından bakın nasıl paylaştı. İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş bir müezzinin saldırısına uğradı. Saldırıyı İYİ Parti Teşkilat Başkanı Burak Avuncu duyurdu. Müezzin daha önce de Toptaş'ı iktidara gelemezsiniz boşuna uğraşmayın diye tahrik etmiş, yakın bir süre önce de seni öldüreceğim, evini yakacağım diyerek tehditler savurmuştu. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Burak Avuncu saldırı anına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde Osman isimli müezzin garaj kapısından içeri girdikten sonra Toptaş'ı yumruklamaya başlıyor. Toptaş saldırganı engellemeye çalışırken de yere düşüyor. Müezzin Toptaş'ı yerde de darp etmeye devam ediyor. Kavuncu paylaşımında kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor diye sordu. Yanıtı da kendisi verdi. Her gün televizyona çıkıp kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse onlardan alıyor ifadelerini kullandı. Arka arkaya gelen zamları, özellikle fahiş akaryakıt zamlarını önce CHP il örgütleri protesto etmişti. O protestolara İYİ Parti de dahil oldu. 81 ilde il başkanları ve birçok ilçe başkanı eş zamanlı olarak protesto gösterisi düzenlediler. Ancak polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Yaşanan arbedenin adresi AK Parti Bursa İl Başkanlığı. Sadece şu partinin önüne
yakın sembolizinde bu sembolü koyacağım. Oraya bomba koymayacağım. Sebebi ise zamlar. Bugün Türkiye'de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Deli Dumrul iktidarı vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir. İYİ Parti 81 ilde hükümetin yaptığı zamları protesto etti. İstanbul'da açıklamayı il başkanı Coşkun Yıldırım yaptı. Vergi artışları için enflasyon vergisi tabirini kullandı. Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AK Parti iktidarının bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinden bir şey kalmayıncaya kadar bu düzene sürdüreceği anlaşılmaktadır. Bursa'da ise arbede vardı. İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, akaryakıta yapılan ÖTV zammını protesto etmek için AK Parti Bursa İl Başkanlığı önüne boş benzin bidonu bırakmak istedi. Ancak polis engeliyle karşılaştılar. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Kalabalık sonra polis barikatını aştı. Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş boş benzin bidonlarını AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın önüne fırlattı. Birazdan ekranlarınıza getireceğimiz haber çiftçinin haliyle ilgili bir haber ama önce gazete pencerede görmek istediğimiz bir haber var. Türkiye yüzyılında çürük de parayla. Bakın ne kadar hazin bir haber aslında. Hani her malın arasında çürük mallar da olur ya, aralara karışır ya, olmamış veya fazla olmuş, fazla olgunlaşmış ürünler artık çürüğe çıkarlar. İşte gazete pencere manşetine Türkiye yüzyılında çürük de parayla ifadesini kullanarak güne başlıyor. Uygun sebze ve meyvenin kilogramı 3.99. Uygun denilen, işte pazardaki o etiket var ya, uygun denilen etiket, aslında çürük yazmamak için kullandıkları bir ifade. Yani çürük ürün, çürük sebze ve meyve 4 lira olarak bir kasa meyvenin de fotoğrafına yer verilmiş. İşte kırmızı biber, yeşil biber, birkaç tane limon, sivri biber falan da görebiliyorum. Ve Türkiye yüzyılı demişti diyor AK Parti, bu yüzyıla slogan olarak bunu kullanmıştı ama Türkiye yüzyılında çürük de parayla manşetini görüyoruz. Bugün gazete pencerede. O zaman bir de çiftçinin halini görelim. Ülkemizde artan girdi maliyetleriyle tüm üreticiler zor durumda. Ayçiçeği, fındık, buğday, kiraz, yani üretilen ve pazara sunulan gerek tarla bitkilerinde gerekse bahçe bitkilerinde maliyet artışları üretici zorluyor. Türkiye'de her türlü üretim yapan çiftçi zor durumda. Girdi maliyetleri arttıkça, ürün satış fiyatı düşük tutuldukça çiftçi yeniden üretmekte artık zorlanıyor. Fındık rekoltesinde iklim nedeniyle kayıplarla birlikte kalite düşüşü öngörülüyor. Üreticiler daha önce en az 80 lira olarak görüştükleri fındık alım fiyatının son akaryakıt zammı ile birlikte 100 liranın üzerine çıkarılmasını bekliyor. Fındık başta olmak üzere yurt dışına satılan ürünlerimizde kayısı da fındık da eğer üreticimiz mutlu olamazsa önümüzdeki süreçte ihracatta da sorunlar yaşamaya başlarız. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Ordu'da sahil bölgelerindeki üretici ilçelerde fındık içlerinin %30 boş olduğunu, Ordu'da ve üretici illerde %10 ila 20 arasında bir rekolte kaybı oluşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki buğday ve arpa üreticileri yaşadıkları sorunları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e anlattı. Muhammed 20 yıl önce biçer güverliğe tarlaya girdiği zaman çiftçi boynunu kuzusunu alıyordu. Biçerin ağzına kurban kesiyordu. Bismillah deyip mahsula başlarken. Şimdi kesmeyi bırak, çiftçi nefes alacak şey kalmaz. Toprak Mahsulleri Ofisi taban fiyatı açıkladı. Bu yıl %24'lük bir fiyat artışı verdi. Geçen yılki artıştan dolayı çiftçi yine de buğday ekmişti. TMO'nun alım yapmasını bekledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni arıyorlar. Şimdi söylenen randevu sistemiyle ürünü teslim edecek bir erişim sağlayamıyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi ortada yok.
Gürer çiftçinin bir kısmının hasatı evinin önüne döktüğünü, bir kısmının da hasat yapmadığını söyledi. Burası kuru tarım alanı. Yani buradaki çiftçi diğer sulu tarım yapılan bölgeye göre daha zor koşullarda üretim yapıyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Karataş'ın Helvacı köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Barut, akaryakıta yapılan ÖTV zammı ile ilgili çiftçilerin karşılaştığı zorlukları anlattı. Fedakar çiftçilerimiz, elleri nasırlı, alınları terli çiftçilerimiz her türlü zor koşullarda tüm fedakarlıkları yaparak üretmeye çalışıyor. AKP iktidarı ise maalesef çiftçilerimizi ürettirmez hale geldi. Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Helvacı köyünde çiftçilik yapan Ahmet Ok, mazot fiyatından şikayet etti. Ama bu şartlarda bu çiftçiliği artık yapacak durumda değiliz. Niçin durumda değiliz? Ben bu traktörü tarlaya götürüp koble yapacağım. Tarla süreceğim ama mazot 35 lira olmuş. Artık değil tarlaya gitmek, tarla sürmek, artık kontağını çeviremiyoruz. İki senede mazota, en temel girdi olan mazota tam 5 kat zam geldi. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Bir gecede yaklaşık 18 milyar civarında vergi yükü getirerek çiftçinin belini kırdılar. Bu fahiş zamlardan sonra artık ne çiftçilik yapabileceğiz, ne tarla ekebileceğiz, ne mahsul yapabileceğiz. Biz bu saatten sonra, bu devletin yaptığı zamlardan sonra biz bu çiftçiliği bundan sonra bırakıyoruz da. Üretime destek verin, çiftçiye destek verin. Yaptığınız bu zamları, bu vergileri derhal geri alın ve kaldırın. Türkiye'nin doğa kaynaklarından ve doğal harikalarından biri olan Kızılırmak'ta bir yakıt sızıntısı gözlemlendi. Olayın ne olduğunun araştırılabilmesi ve anlaşılabilmesi için bölgeye bir ekip gönderildi. Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı meydana geldi. Sivas'ta doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak. Geçtiğimiz günlerde nehir kenarında avlanan balıkçılar garip bir durum fark etti. Denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir sızıntı gördüler. Durumu ihbar ettiler. Ekipler bölgeye geldi. Kirliliğin neden oluştuğunu araştırmak için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda tarihi Eğriköprü yakınlarında nehri besleyen Mısmalırmak kolektör hattından yakıt benzeri bir akıntının geldiği fark edildi. Hattın kent içerisinde birkaç farklı noktaya dağıldığı görüldü. Bölgede incelemeler sürüyor. Sona eren şu tahıl koridoru meselesi ne olacak? Ukrayna diyor ki Rusya'sız da gayet rahat bir şekilde sürdürülebilir tahıl koridoru. İşte o sözlere, Ukrayna'nın o tezine Kremlin'den yanıt geldi. Tahıl koridoru 17 Temmuz'da sona erdi. Moskova anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. Ama şartlarımız kabul edilirse anlaşmaya döneriz dedi. Beyaz Saray karara tepki gösterdi. Bu adımı insafsızlık olarak niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de çok konuşulan bir açıklama yaptı. Tahıl anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir dedi. Kremlin sözcüsü Peskov'un günlük basın toplantısında ana gündem maddesi tahıl koridoruydu. Peskov, Rusya'sız tahıl koridorunun riskli olduğunu söyledi. Rusya'nın güvenlik garantileri olmadan Karadeniz limanlarından tahıl sevk etmenin riskleri olacaktır. Rus ordusu, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlar için kullandığına inanıyor. Peskov, Washington'ın eleştirilerini reddetti. Afrika ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını söyledi. Yoksul ülkelere tahıl sevk etmeye devam edeceğiz dedi. Ve filenin sultanları, dünya şampiyonu kızlarımız Türkiye'ye döndü. Hak ettikleri gibi çiçeklerle karşılandılar. Hak etmedikleri bir muamele vardı. Ebrar için bir muameleden söz ediyorum. Ona ayrı parantez açacağım. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yendi, şampiyon oldu. A milli kadın voleybol takımı filenin sultanları yurda kupayla döndü. Gerçekten çok çok mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer var burada. Federasyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. A milli yıldızlar coşkuyla karşılandı.
oyunculara çiçek verildi. Ülkeye böyle bir şampiyonluğu ilk defa getirdik biliyorsunuz. İlk defa böyle bir şampiyonluk yaşıyoruz. Bu konuda da bu gururla da yaşamak güzel bir şey. İnşallah bu daha yolun başındayız. Bu başlangıç. Bu sezon iki önemli turnuvamız daha var. Buradan sonra bir haftalık aradan sonra Avrupa Şampiyonası başlayacak. Orada da zaferle çıkacağız. Sultanlar dünya sıralamasında birinci sıraya geldi. Şampiyonluk kupamızla karşınızdayız. Çok mutlu ve gururluyum. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu başarı Türkiye voleybolunu tarihe gerçekten kazıdı. Ama inanıyoruz ki bu zirve, bu takımın zirvesi değil. Aslında bu bizim başarı hikayemizin başlangıç noktası. Taraftarla buluşmak ve spor tarihinin ilklerinden birine tanık olmak bizim için çok özeldi. Bizi burada karşılamaya gelen herkese, bize destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Bizim arkamızda her zaman isici kişi oldular. Doğru Ebrar, Doğru Ebrar Karakurt, sizin arkanızda şahane bir Türk milleti var. Dün biraz üzdüler Ebrar'ı, Ebrar Karakurt'u. Bazı basın yayın kuruluşları milli utancımız dedi kendisi için. Milli gururumuzsunuz kızlar. Bu saat dilimini Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısıyla kapatalım. Yeter ki ıslak ıslak.
Biz 66 yıl önce ilklerin yolculuğuna çıktık. Çanakkale Seramik'le Türkiye'nin ilk seramik fabrikasını kurduk. Kale Bodur'la seramik budur dedik. Karesinter Flex'le teknolojinin sınırlarını aştık. Dünyaya iyi bakmaya banyodan başladık, evlerden kalplere ulaştık. Bugün yeni yatırımlarımız, öncü markalarımız ve 80'den fazla ülkeye ihracatımızla seramiğin kalesi olmaya devam ediyoruz. Dünya seramiğinin gücü Kale Seramik, halka arz ediliyor. Seramiğin kalesine ve geleceğine siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 20-21 Temmuz. Kale Seramik, seramiğin kalesi. Katlanabilir kumaş özelliği sayesinde renk değiştirebilen, evinizin ortamına uyum sağlayan tasarım ödüllü klima, Hauri. Toshiba, düşünen klima. Modalife'da kaçırılmayacak fırsatlar. Üçlü düğün paketleri 39.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Yatak artı baza hediye. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. %100 elektrikli MG4, 200 bin liraya 12 ay 0.49 faiz avantajı ve takas desteğiyle MG yetkili satıcılarında. MG, recharge yourself. Bu yaz yangınlar şarkılarda kalsın. Anız yakma, ormanlarımız hep yaşasın. Farklı havaların insanları aynı odada değil, aynı kampanyada buluşsun. Alarko Flair Multisplit Klima şimdi iki iç ünitesiyle bir klima fiyatına. Alarko Carrier, gerçek konfor. Yarın hazırlanırken dünü anlamazsak, ne olduğuna bakarken nedenini sormazsak, yalanı, talanı, karanlığı sorgulamazsak, ülkemiz, ekonomimiz, geleceğimiz nasıl olacak? İyi akşamlar, Halk TV'desiniz. Nasıl olacağı başladık. Ama biz bunu sağlıklı, bütüncül ve içerikli biçimde sürdürmeye ihtiyacımız var. Biz de buna bakacağız. Özel kulis haberlerim var. Toplumsal barışın, huzurun korunabilmesi için adaletli bir gelir dağılımı, adaletli bir vergi sistemi gerekir. Nasıl olacak diye soracağız. Bengü Şap Babaeker'le nasıl olacak? Halk TV'de. Sabit'le hafta sonu sabah, cumartesi pazar 8 ile 10 arasında Halk TV'de. Siyaset, uluslararası ilişkiler, diplomasi. Dünyadan spor, kültür sanat, teknoloji. My heart is broken for Mahsa. Eğitim görmek her Afgan kadınının hakkı. Özel röportajlar, özel haberler ve yurt dışından uzman konuklarla bağlantılar. Dünya Varmış hafta sonu her gün saat 15'te Halk TV'de. Tarımın hasadı Halk TV'de yapılıyor. Yerinden tarım, çiftçinin, üreticinin öykülerini anlatıyor. Üretim sürecinin tüm aşamalarını ekrana taşıyor. Tarımda, hayvancılıkta yaşananları yerinden takip ediyor. Önder İnce ile Yerinden Tarım her cumartesi saat 16'da Halk TV'de. Görüp, bilip, izleyip, sessiz kalmak, anlatmamak, halka sırtını dönmektir. Ben İrfan Değirmenci.
olan biten ne varsa en yalın, en doğru haliyle anlatmak için yeniden Halk TV'deyim. Çünkü gerçek habercilik gücünü güvenden alır. İSONEM anti-molotof atılabilir tip yangın söndürücü. Ev, iş yeri, okul, maden, benzin istasyonları gibi yangın riski bulunan her türlü alanda kullanılabilir. İSONEM, yalıtımın rengi. Halk TV ekranına, halkın ekranına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir sabahtayız, yine bir sabahtayız. Üçüncü saat dilimindeyiz, saatlerimiz onu gösteriyor. Gün artık çoktan ağardı, aydınlandı. Herkes işine gücüne gitti. Belki bizi sosyal ağlardan, belki ekranlarınızın başında izliyorsunuz. Belki elinizde bir kahve, bir çayınız var. Ev kadınları, ev hanımları bir yandan işlerini yapıyorlar, bir yandan da soruyorlar ne olacak bu ülkenin hali, ahvali. İyi olacak inşallah, her şey bir gün güzel olacak inşallah diyerek başlıyoruz 3. saat dilimine. Gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasının haberiyle başlayacağız bu saat dilimine. Bir tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. 34 yaralımız var. Elazığ'da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Adres Elazığ-Malatya Karayolu Koçarman Köyü yakınları. Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İstanbul-Bingöl seferini yapan yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meteoroloji günlerdir uyarısını yapıyor. Pazartesi salı mevsim normallerinin bir tık altında seyredecek olan sıcaklıklar çarşamba, yani bugün itibariyle yeniden yükselişe geçecek. Mevsim normallerinin 5 ila 8 derece arasında üzerine çıkacak. Hürriyet gazetesi bugün manşette aşırı sıcakta yeni hayat haberini taşımış sayfasına, ön sayfasına. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar kalıcı olacak. Binaların üst katlarında oturmak riskli olacak. Yaz tatilinin yerini ilkbahar veya sonbahar tatili alacak. Şehirler beyaza boyanacak deniliyor haberin altında. Ve uyarıları sıralamış Hürriyet gazetesi ön sayfasında. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar özellikle İstanbul'da çok yoğun şekilde etkili olacak olan sıcaklarla ilgili şu uyarılara yer vermiş Hürriyet gazetesi. Sağlık Bakanlığı aşırı sıcak hava nedeniyle vatandaşları uyardı. 10 ile 16 arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın. Dışarıda gölgeyi tercih edin. Güneş gözlüğü ve şapka takın. Güneşten koruyacak, vücudu serin tutacak giysiler giyin. Çocukları ve bebekleri güneş ışınlarına karşı koruyun. Bir uyarıyı da biz yapalım haber merkezimiz adına. Özellikle kronik hastalıkları olanlar, kalp ve damar rahatsızlıkları olanlar, solunum sorunu yaşayanlar, mesela astım ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yani KOAH olan hastalarımız, izleyenlerimiz. Lütfen bugün 10 ve 16 saatler arasında dışarıya çıkmayın. Çünkü hani nefes alınmıyor dediğimiz bir sıcaklığa maruz kalabilirsiniz. Bu da sizler için zorlayıcı bir etken olabilir. Özellikle yaşlılarımızın ve çocuklarımızın bu sıcak havada daha çok evlerde kalmaları tercihen
uzmanlara göre yapılması, uyulması gereken bir durum. Dünyada da durum aslında çok farklı değil. Öncelikle Afrika üzerinden gelen sıcaklıklar Yunanistan'da, Fransa'da, İtalya'da hayatı inanılmaz derecede zorlaştırdı. Fenalaşanlar oldu, hayatını kaybedenler oldu. Ülkeler alarm durumuna geçti. Şu ana kadar böyle bir sıcak görmedim. Çünkü bu sıcak bunaltıcı. Öğlen sıcağında zaten dışarı çıkamıyorsun. Çıksan bile ancak şapka takıyorsun. Geçen hafta İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de kasıp kavurdu. Pek çok kentte sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Bu kadar sıcak olmamıştı bu seneye kadar. Bu pandemiden sonra sıcaklar çoğaldı. Köpeğim var, köpek bile yani hayvan nerede yatacağını bilemiyor. Aşırı sıcaklar gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Ülke genelinde orman yangınlarına neden oldu. Çok şükür ormanlar yaktık. Yağmur yok. Olan yerleri talan ettik. Oteller yaptık. Bu sıcaklığı ben ona bağlıyorum. Bakma rüzgar diyorlar ama rüzgar esmiyor maalesef. Gelen rüzgar sıcak esiyor yani. Bu sıcaklar ne zamana kadar sürecek merak. Yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Temmuz ayının ortalarındayız ancak Ege ve Akdeniz bölgelerinde rekor sıcaklıklar bekleniyor. Yurttaşlarsa sıcaklarla baş etmekte zorlanıyor. Yani denize gidiyorsun, o da bir fayda yok yani. Hiç bir serinlemiyor, yanıyorsun orada zaten. Sıcak çok kötü. Sıcak çok kötü. Nem oranı çok yüksek. Bizim gibi hastaların evde dinlenmesi lazım. Hiç çıkmaması lazım. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde mevsim normallerini 3 ila 8 derece aşacak. Aydın, Muğla, Denizli gibi pek çok ilde 43 dereceye kadar çıkacak. Eyvah, yandık o zaman. Nereye gitmek lazım? Tatiller de çok pahalı. Kişisel önlem almak gerek. Bir de toplumsal önleme almak gerek. İşte mümkün olduğu kadar milletin sıcak havada bilhassa öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerek yani. Sokağa göre aşırı sıcaklarda serinleyebilmek artık sadece belli bir kesime mahsus. Yazlığımız yok. Yazlığa gidelim. Havuzumuz yok. Havuza kalalım. Ama orta direkt ne yapıyor? Orada burada ağaçların altında serinlemeye çalışıyor. Barada olan gidiyor. Gariban gene yanmaya devam abi. Yurttaş elektriğe gelen zamlardan sonra klima kullanmaktan kaçınıyor. Evde de klimaları maalesef çalıştıramıyoruz, bunu da söyleyeyim. Elektriğe gelen zamdan dolayı klima çalışmıyor. Klima olduğu zaman da yani karşılamıyor hiçbir şeyde. Yani örnekle 9 bin liralık para çıkıyor 15 bin liraya. Yani bunu karşılayamıyorsun. Meteoroloji uzmanımız Esra Bayhan birazdan bizlerle birlikte olacak bugünden itibaren. Özellikle hafta sonuna kadar etkisini giderek artıracak olan sıcak hava dalgası ile ilgili son gelişmeleri, son uyarılarını burada anlatacak. Ama öncesinde bir haberi hem yazılı basından hem arkadaşlarımızın hazırladığı şekliyle ekranlarınıza taşımak isterim. Bir alkollü sürücü, arabasında uyuşturucu da bulundu polis tarafından. Sabaha karşı spor yapmak için bisiklet turuna yola çıkan bir grubun arasına daldı. Hem de 120 kilometrelik hızla. İşte bir kişinin ölümüne neden oldu. Haber okuyucuya 120 kilometre hızla cinayet başlığıyla duyurulmuş. İstanbul Bostancı'da sabaha karşı polis kontrolünden kaçan otomobil sürücüsü 50-60 kişilik bisikletli bir grubun arasına 120 kilometrelik hızla daldı. Ödüllü bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün öldü. Olay yerinde kız arkadaşını bırakarak kaçan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Temel Ünlü kazayı üstlenmesi için yerine bir başkasını gönderdi deniliyor haberin ayrıntısında. Hem sarhoş hem uyanık hem de akıllı olmaya çalışan kötü yani bir de birini gönderiyor. Yani durup orada ambulans çağıracağına kaçıyor. Kaçtıktan sonra iyice bir uyanıyor. Diyor ki yerime birini göndereyim. Sanki o 50 kişilik grubun içinde hiç görgü tanığı yokmuş gibi. Hepsi gördüler, hepsi teşhis ettiler. Hayır, çarpan bu değildi dediler. Bir de Hürriyet gazetesinden bakalım haberi nasıl görmüş. Polisten kaçarken dehşet saçtı. Aracın geldiği hali de fotoğraf olarak koymuş ön sayfasına Hürriyet gazetesi. Tabii bir hızla hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün aracın üzerine düştüğü an işte aracın camları bu şekilde patlıyor. Ve polisten kaçarken dehşet saçtı haberin başlığı, otomobilde uyuşturucu çıktı. Evet, polisler olay yerine geldikten sonra arabada yapılan aramada sadece sürücünün alkollü olduğu çıkmıyor ortaya. Bir de aracın içerisinden
uyuşturucu çıkıyor. Polisten kaçtığı öne sürülen sürücünün çarptığı bisikletle hayatını kaybetti. Bu basit bir kaza değil, bu bir cinayet. Kadıköy'de bir bisiklet grubu günün erken saatinde toplandı. Pedal çevirmeye hazırlanıyorlardı ki 120 kilometre hızla gelen araç aralarına girdi. Doğanay Güzelgün'e çarptı. Şahıs vurduktan hemen sonra koşarak araçtan kaçtı. Belli bir süre kovaladım ancak kendisini yakalayamadım maalesef. Arkadaşları hemen yardıma koştu. Güzelgün'ün yaralandığını gördüler. Polisi ve ambulansı aradılar. Güzelgün hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Güzelgün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya tanıklık eden ve bisikletli grupta olan Ahmet Erkin Sert o anları Halk TV'ye anlattı. Her sabah 5.30'da çeşitli bisiklet grupları halinde sahilde çeşitli otorada sürüş yapmak için toplanıyoruz. Bu sabah da yine 5.30'da sürüş için toplandığımız sırada 3 tane polis çevirmesinden kaçan bir sürücü etkisindeki bir şahıs tarafından Doğanay abimiz katledildi karşıdan karşıya geçerken. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü. Olay yerine gelip araştırma yapan polisler şahsın aracında uyuşturucu madde tespit etti. Aracın içerisinde alkol ve uyuşturucu da zaten emniyetteki arkadaşlar tarafından bulundu. Olaydan kısa bir süre sonra olay yerine gelen bir kişi suçlunun kendisi olduğunu iddia etti. Fakat olayı görenler sürücünün yüzünü görmüştü. Teslim olmaya gelen şahıs Güzelgün'e çarpan aracı kullanan kişi değildi. Şahsın belli ki ilk suçu değil bu. Kaçtıktan hemen sonra 20 dakika içerisinde başka bir arkadaşını suçu üstlenmek üzere olay yerine gönderdi. Şahsı direkt gördüğüm için kendisi olmadığını emniyetteki yetkililere bildirdim. Güzelgün'ün arkadaşları suçlunun bir an önce bulunup adaletin sağlanmasını istiyor. Bu basit bir kaza değil, bir cinayet. Umarım şahıs bir an önce bulunur ve adalet gerekli yerlere kavuşur. Suçu ve suçluyu örtbas etmeye çalışmaktan o olay yerine ben yaptım bu kazayı diyerek gelene de dava açılmalı. Ayrıca savcılar resen dava açabiliyorlar soruşturma başlatabildikleri gibi. Umarız gereği yapılır. Şimdi gereğinin yapılmasını beklediğimiz bir dağ var. Çorlu tren kazasında hayatını kaybetmişti. 5'i çocuk 25 vatandaşımız. Özür diliyorum eğer can kaybı konusunda hafızam beni yanıltıyor olabilir. Arasında çocuklarımız vardı. Arda vardı mesela. Bugün hak arayışları, adalet arayışları var. Arda ve Ardalar için annesi Mısra Üst. Daha önce hafta sonu kuşağında yayınımıza konuk olmuştu Mısra Hanım. 19 Temmuz'u yani bugünü işaret etmişti. 15. duruşma için defalarca reddi hakim talebi yapılan, defalarca bilirkişi raporu istenen, defalarca bilirkişi raporlarının gelmediği, tekrar istendiği ve o günden bugüne kadar sürüklenen, karara çıkmayan, uzadıkça uzayan bir süreç 14. duruşma bugün. Karar çıkmasını kimse beklemiyor ama Mısra Öz adalet bekliyorum diyor ve şu paylaşımı yapıyor sosyal medya hesabından. Bize mahkeme salonunda saygılı olun diye ayar vereceğinize 5 yıldan beri sağlayamadığınız adaleti sağlayın. Adalet istiyoruz diyoruz. Adalet hashtag açılmış Çorlu için adalet Çorlu tren katliamı. 5. yılında hayatını kaybedenleri bir kez daha analım. Adalet diyoruz. Hep adalet diyoruz. Geciken adalet ne kadar adalettir diyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olur diyoruz. Ama bazen kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz. Zira işte 5 yıl geçti. Gelmeyen bilirkişi raporları, ertelenen davalar, ötelenen duruşmalar konuyu 5 yıl boyunca sündürüyor. Devam ettiriyor. Şimdi bir davaya daha gideceğiz. Faruk Fatih bu TODEX'in şu kriptocu hani Arnavutluk'tan getirildi, iade edildi geçtiğimiz Nisan ayında. Savcı kendisiyle ilgili iddianameyi hazırladı. 40 bin küsur yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le iki kardeşine dolandırıcılık ve kara para aklamaktan 40.462 yıla kadar hapis cezası istendi deniliyor. Geçtiğimiz aylarda iade edilmişti Arnavutluk'tan efendim ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıntılarını haberde görelim. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 40.462 yıl hapsi istendi. Duruşma Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan Özer ve 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Kripto paranın hem taşıması hem bir yerden bir yere aktarılması sadece bana bağlı. Yani. Faruk Fatih Özer'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 12.142 yıldan 40.462 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Tarihler 10 Ekim 2015'i gösterirken Ankara tren garında bir patlama meydana gelmiş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Tam 105 canımızı yitirmiştik o saldırıda. İşte o katliamın davalarına devam ediliyor. Ancak üçüncü kez değişen bir mahkeme heyetiyle devam ediliyor. 10 Ekim katliamı davasına bakan mahkemenin heyeti üçüncü kez değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 10 Ekim katliamı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve bir üyesinin görev yeri değiştirildi. Bu katliam davasındaki üçüncü heyet değişikliği oldu. HSK Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile adli ve idari yargıdaki 3423 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Terör örgütü IŞİD'in 10 Ekim 2015'te Ankara tren garında düzenlediği ve 103 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısına ilişkin davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Kerim Coşkun Antalya'ya, üyesi Şeref Sezer ise Elazığ'a atandı. Faşizme karşı omuz omuza. 10 Ekim katliam avukatları daha önceki heyet değişikliğinde bir açıklama yapmıştı. Peşine düştüğümüz katliamın sorumlularıyla hesaplaşma inadımızın yargı ayağındaki tüm muhatapları siyasal iktidar tarafından tek tek dosyadan uzaklaştırılmıştır. Yeni atanacak olan hakimler, savcılar bu dosyayı sessizce kapatmaya çalışacaklarsa herkesçe bilinmelidir ki bizler 10 Ekim Ankara katliamının hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar yılmadık, bundan sonra da yıldıramayacaksınız. 10 Ekim davasında mağdur avukatları her heyet değişikliğinde olayı ve dosyaları heyete tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyor. Son heyet değişikliği de 7 yıldır süren yargılamanın daha da uzayabileceği anlamına geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği bir operasyonla Türkiye'ye getirilmiş ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararıyla sırra kadem basmıştı Nuri Gökhan Bozkır. İşte Bozkır için tahliye kararı veren hakim düz hakim olarak Ankara Mahkemesi'ne atandı. MİT operasyonuyla getirilen Bozkır'ı tahliye eden hakime sürgün gibi atama yapıldı. Toplumda benim gibi akademisyen Necip Habli Mitoğlu 18 Aralık 2002'de suikaste uğradı. AKP iktidar dönemindeki ilk faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçti. Fethullahçıların özel bir istihbarat örgütü kurduklarını. Cinayete ilişkin yıllar sonra açılan davada aralarında MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen tutuklu 6 sanık geçen celse Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Dosyadaki sanıklar arasında yer alan Nuri Gökhan Bozkır ve Levent Göktaş firari konumdayken Türkiye'ye getirilmişlerdi. Tahliye kararı büyük yankı uyandırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu tahliye kararına itiraz etmişti. Başsavcılık adına tahliyelere itiraz eden davanın savcısı Zafer Ergün, tutuklu sanıklar Bozkır'la Göktaş'ın yeniden yurt dışına kaçabileceklerine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu belirterek tekrar tutuklanmalarını istemişti. Ancak bu itiraz reddedilmişti. Kısa bir süre sonra ise Bozkır'ın kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Habli Mitoğlu ailesinin avukatı reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu kararı reddetti. Habli Mitoğlu ailesinin avukatı Barkın'ın bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim koşullarının bulunmadığına hükmederek itirazı reddetti ve dosyayı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Habli Mitoğlu ailesinin reddi hakim talebi reddedilmesine karşın açıklanan HSK kararnamesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bozkır hakkında tahliye kararı veren Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, Ankara Batı Adalet Sarayı'na düz hakim yapıldı. Hepimiz eşitiz ama bu sistem geldiğinde... Trafikte tartıştığı polis memurunun bacaklarını kırarak gündeme gelmişti. Maseratili polis. Aslında polisin maseratili olmasıydı gündem olan, avukatın bacaklarının kırılması değil. İşte o polis memuru geçtiğimiz hafta içerisinde hakkında başlatılan soruşturmanın ardından arabasında kafasından bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulmuştu. İntihar mıydı, cinayet miydi? Bunun üzerine biraz konuştuk ve olayın bir intihar olduğu ortaya çıkmıştı. İşte konuyla ilgili bir dava açılmıştı. Avukatın bacaklarının kırılması ve bir polisin nasıl altında milyonlarca liralık maseratisi olabileceğine dair bir davaydı. İşte o dava suçlu ölünce suç da ölür denilerek kapatıldı. Maseratili polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında açılan dava düştü. Üçgül bir avukatı darp ettiği iddiasıyla kamuoyunun gündemindeyken kullandığı Maserati marka lüks araç çok sorgulanmıştı. Üçgül yaşamına son vermişti. 22 Nisan'da Manisa'dan İstanbul'a gidiyordu polis Hüseyin Tayfun Üçgül. Bir diğer araçtaki avukat Fatih Uzun'la tartışmaya başladılar. Uzun Üçgül'e yumruk savurdu ama isabet ettiremedi. Üçgül'ün karşı hamlesi sonucu Uzun'un bacağı kırıldı. Üçgül açığa alındı. Mal varlığının incelenmesine karar verildi. Hakkındaki suçlama kadar adına kayıtlı 8,5 milyon liralık lüks arabayla da gündemdeydi. Eşi Özlem Üçgül konuşmuş, zayıflama çayı satıyorum, mal varlığımızı saklamadık demişti. Neden bir polis Maserati'ye binemez? Arabada benim, daha iyisini de alacağım inşallah. Haftalar sonra Muğla'da otomobil içinde bir kişinin cansız bedeni görüldü. İhbar edildi. Jandarma olay yerine geldi. Araçtaki kişinin Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu ve intihar ettiği belirlendi. Üçgül adına alenen hakaret ve kasten yaralama suçlarından Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tarafların katılmadığı duruşmada mahkeme, olaydan 81 gün sonra Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek davanın düşmesine karar verdi. Gözler Merkez Bankası'na çevrildi ya, yarın açıklanacak faiz oranlarına, yükseltilecek mi, yükseltilecekse ne kadar yükseltilecek diye. Geldiği günden bu yana Merkez Bankası'nın ilk Türk kadın başkanı, hep konuşuluyordu. Ekibinde kimler var, kimler olacak, kimleri görevden alacak, kimlere yeni görevler verecek diye bir sır gibi saklanıyordu. Ta ki Halk TV acaba Hafize Gaye Erkan'ın ekibinde kimler var diye sorup öğrenmeye çalışana kadar öğrendik. İşte o isimler. Ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talebi üzerine Merkez Bankası Başkanlığı'nı Hafize Gaye Erkan'a atadı. Erkan'ın Merkez Bankası yönetiminde yaptığı değişiklikler bir isim dışında sır gibi saklandı. Fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyona mücadele edeceğiz. Erkan'ın bugüne dek görevden aldığı personelle yaptığı atamaların tam listesi isim isim ortaya çıktı. Erkan'ın birlikte yakın mesai yapacağı çalışma arkadaşlarını kurum içinden deneyimli ve yüksek lisanslı personel arasından belirlemesi dikkat çekti. Erkan, eski televizyoncu, İdare Merkezi Genel Müdürü Gizem Uzuner ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Furkan Çarpa'dan dahil 5 kişiyi görevden aldı. Görevine son verilen isimlerinin çoğunun idare merkezi uzmanı olması dikkatlerden kaçmadı. Erkan göreve geldikten sonra 7 yeni atama yaptı. İdare Merkezi Genel Müdürlüğü'ne Emine Aslı Üvezmerici getirdi. Genel Müdür Yardımcılığına getirilen isimse Fırat Borataş oldu. Erkan'ın yaptığı atamalarda kurum kültürünü tanıyan isimlere ağırlık vermesi dikkat çekti. Erkan'ın yakın çalışma arkadaşlarına yenilerini ekleyeceği, bazı isimleri de görevden almaya hazırlandığı ifade ediliyor. Para Politikası Kurulu'na da en az 2 yeni üyenin atanması bekleniyor. Yeni atanacak isimler üzerinde çalışmanın tamamlandığı, bu isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor. Gelin. Yeni bir sabahta zaman zaman kalemlerin köşe yazılarını da taşımaya çalışıyoruz ekranlarınıza. Önemli kesitlerini, önemli bölümlerini, hani böyle dimağımızda kalabilecek, bize yol gösterebilecek, hafızamızda kalmasını istediğimiz bölümleri, daha doğrusu aslında Yiğitcan'la ben diyoruz ki evet, biz bunu, bu kısmını verelim. Belki bir rehber olur, belki bir ışık tutar diye. Fikret Bile halktv.com.tr'de bugünkü yazısında
tercihler değişmedi başlığını kullanarak bir yazı kalemi alıyor ve bir bölümünü sizler için ayırdık. Diyor ki Fikret Bila, hazinede kaynak kalmadı. Şimdi yarattığı bu krizi IMF kafasıyla yine zenginlerden yana çözmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz vaziyeti anlatmış, kaleme almış Fikret Bila. Ve diyor ki seçimlerden sonra yaptığı ilk iş KDV ve ÖTV'yi yüksek oranda arttırmak oldu. Benzinin litre fiyatı 34 liraya, motorinin fiyatı 32 liraya yükseldi. Akaryakıta yapılan bu zam nakliye maliyetini artıracağı için doğrudan fiyatlara yansıyacak ve enflasyon yükselecektir. Ayrıca bu yıl tahsil ettiği motorlu kara taşıtları vergisini, yani MTV artışını kastediyor, bir kez daha tahsil etmeye karar verdi. Anayasaya aykırı bu yasal düzenlemeyle vergisini ödemiş araç sahiplerinden ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi alacak. Dolar 27 liraya, euro 30 liraya ulaştı. Altının gramı 1700 liraya çıktı. Maliyet ve fiyat artışları turizm mevsiminde bile bu sektörde işten çıkarmaları yaygınlaştırdı. Girdi maliyetlerindeki sürekli artış diğer sektörlerde de işten çıkarmaları artıracaktır. Bu ekonomi politikası sağcı iktidarların ister IMF gözetiminde ister IMF'siz uyguladıkları klasik politikadır. Krizin maliyetini halkın üzerine yıkmak, bütçe açığını halkın cebinden kapatmaya çalışmak, halk deyişiyle bu politika altta kalanın canı çıksın politikasıdır diyor Fikret Bila bugün halktv.com.tr'deki köşe yazısında. Ama altta kalanın canının çıkmadığı bir yer var mesela. Yani herkes de altta kalmıyor ya da kalsa da canı çıkmıyor. Onlardan biri de son 21 yılda kurulmuş olan 122 dernek veya vakıf. Siz ne söylemek istersiniz? Ha ne kadar vakıf veya ne kadar dernek derseniz veya neden vergi vermiyorlar, ayrıcalıkları nedir derseniz habere bir bakın derim. Seçim dönemi harcamalarıyla derinleşen ekonomik kriz, vergi artışları ve zam yağmuru olarak geri döndü. Ancak o zamlar bazı vakıfların kapısına bile uğramadı. 2002 yılından sonra vergi muafiyetine kavuşan 122'ye yakın vakıf var. Bunların pek çoğu dini referanslı, iktidara yakın vakıflar. Bu vakıflardaki para hareketliliği ise milyarlarca lirayı buluyor. Ancak hiçbirisi vergi ödemiyor. Cumhurbaşkanı ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısı toplam 323. Bunlardan bazıları sanata, eğitime ve kültüre destekte bulunan Cumhuriyet'te yaşıt vakıflar. Bu vakıflardan 122'si ise AK Parti iktidarı döneminde vergi istisnasından yararlanmaya başladı. Çoğunluğunun kuruluşu yine AK Parti iktidarı dönemine denk geldi. Hepsinin ortak noktası vergi ve harçlardan muaf tutulmaları. Bu vakıflardan bazıları kamuoyu tarafından yakından tanınıyor. En iyi bilineni İsmaila Cami İlim ve Hizmet Vakfı. 1979 yılında kuruldu. 2015 yılındaysa vergi ve harçlardan muaf tutuldu. 8 yıldır tek bir kuruş vergi ödemiyorlar. Yine iktidara yakınlığıyla bilinen Mahmut Esat Coşan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 2014, Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı 2012, Muradiye Kültür Vakfı ise 2014 yılında istisna kapsamına alındı. Onlar da vergi ve harç ödemeyen vakıflardan sadece bazıları. Vergiden muaf vakıflara sağlanan istisnalar arasında KDV, veraset ve intikal vergisi, gayrimenkul işlemlerinde harç istisnası ve emlak vergisi muafiyeti de yer alıyor. Güven böyle emrivakileri pek sevmez ama son anda aklıma geldi, hatırıma geldi. Şimdi vergiden muaf olan dernekler, vakıflar, yani cemaatler ve tarikatlar var ya, aslında hiçbir yasal zemini olmayan ama iktidarın özellikle üzerine titrediği, her tür geçiş üstünlüğünü sağladığı. İşte onunla ilgili Evrensel Gazetesi'ni rica edersen bir güvenden verdi bile. Bakın, rolleri ve tehditleri sanılanın çok ötesinde şekli bir başlığı var gazetenin. İlişkilerin göbeğindeler diye bir alt başlık açılmış habere. Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından devletle tarikat cemaatlerin ilişkisi yeniden gündemde. Doktor Deniz Parlak söz konusu yapıların iktidar ilişkilerinin göbeğinde olduğunu söyledi ve rolleri ve tehditleri sanılanın ötesinde başlığını kullandı. Ve bir son başlık olarak da hayırsever illüzyonu açılmış tarikatlar ve cemaatler için. Ve deniliyor ki ayrıntısında Parlak sundukları hayırsever illüzyona ve bunların yoksul kesimlerin duydukları ihtiyaçları
bu toplumun özgür koşullarını görerek değiştirmeye yönelmeliyiz. Yoksa laikliğin ihtiyaç olduğunun görülmesi maalesef daha da sınırlı kalacak deniliyor haberin ayrıntısında. Bu arada Milli Eğitim Bakanı'nın şu tam bütün bunlar tartışılırken laikliği böyle sorgulatmaya kalkan kız okulları açılsınla ilgili geri dönüşünü izahatını da dün getirdik ekranlarınıza. Tamamen yanlış anlaşıldım diyor ki biz de öyle olmasını umuyoruz ve teşekkür ediyoruz kendisine bu detaylı bilgilendirme için. Şimdi Esra geldi ama alıyor muyuz Esra'yı yoksa neyi vereyim? Ha evet gelmiş, şahane bir reji var diye ben boşuna mı söylüyorum? Bakın daha işte söylerken hemen o haberi getiriyor sevgili rejimiz. Teşekkür ederim Güven, teşekkür ederim Yiğitcan. Şimdi kız okulu isteyen Tekin'e tablolu yanıt. Şimdi evet Yusuf Tekin dedi ki ben tamamen yanlış anlaşıldım. Ben okulların sayısının çoğaltılmasını isteyen bir Milli Eğitim Bakanıyım. Ama bakanın sözünü Milli Eğitim Bakanı, bakanlığı daha doğrusu yalanladı manşetiyle, başlığıyla haberi bir görelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı okullaşma oranı bakanı yalanlıyor. Asıl sorun kız çocuklarının okula gönderilmemesi değil, okullaşma oranının düşmesi diyerek haber ayrıntılandırılmış. Esas sıkıntı yoksulluk denmiş. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir araştırması ve raporlaştırdığı bir durumu vardı. Ve ortada okul yok. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'nın görevi kız okulu açmak değil, aslında okul açmak. Yani kız okuluna acet yok. Okul açsanız yeter. Esra'yı bir alalım. Sevgili Esra Bayan, hoş geldin. Şimdi biz havanın durumunu bu saatin başında gördük, konuştuk. Günaydın. Çok güzelsin. Ben teşekkür ederim. Sen de öyle. Şimdi dedik ki birkaç gündür iyiydi. Mevsim normallerinin de birkaç derecede altındaydı hatta. Böyle biraz hani böyle akşamları daha bir tık böyle bir rahat uyuyorduk sanki ama çarşambaya dikkat deniliyordu. Daha da sıcak olarak geri gelecek deniliyordu. Ne olacak, ne yapacağız, kaç gün sürecek bu sıcak, söyle bize. Aslında ne yazık ki mevsim normallerinin altına hiç inmedik. Öyle mi? Maalesef inmedik. Hep mevsim normallerinin üstünde seyretti. Ama o ekstrem sıcaklıklar biraz azalınca bir de kuzeyden rüzgarlar vardı. Poyraz etkiliydi birkaç gündür. Onu da hissedince biraz daha hissedilir sıcaklıklar düşmüş oldu. Ama ne yazık ki bugünden itibaren, daha doğrusu yarından itibaren tekrar yeni bir sıcak hava dalgası yurdun neredeyse tamamında etkili oluyor. Pazar günü rekor sıcaklıklar bekliyoruz. Rekor derken ne demek o? Yani Antalya için 45 dereceyi bekliyoruz mesela. Alışık olmadığımız, termometrelerin daha önce göstermediği sıcaklıklar bunlar Antalya için. Yine İstanbul? Ege'de rekor sıcaklıklar bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklık 36 dereceye kadar çıkabilir pazar günü. Nemle birlikte hissedilir sıcaklık artıyor. Dolayısıyla hissettiğimiz sıcaklık 38-40 dereceyi buluyor. Yani bu tabii çok yaşaması zor bir vücutta hissettiğimiz, böyle nefes alırken zorlandığımız, gün içerisinde işlerimizi halletmeye çalışırken bizi zorlayan bir santigrat, bir değer. Peki ne zaman o mevsim normallerine geri döner ve tamam Ağustos gibi Ağustos veya Temmuz gibi Temmuz deriz? Şimdi bu hafta sonu yeni bir sıcaklık dalgası yurdun tamamını etkisi altına alıyor. Ama bu hafta sonundan sonra sıcaklıklar tekrar düşecek. Biraz geçtiğimiz geri hafta gelecek gibi biraz değerlerine geri gelecek. Yine mevsim normallerinin altına hiç düşmüyor neredeyse Eylül ayına kadar. Ama ayın 28'i gibi tekrar yeni bir sıcaklık dalgası yeniden yurdun tamamını etkisi altına alacak gibi görünüyor. Takipteyiz, henüz net değil. Ama eğer o sıcaklık dalgası da Türkiye'de etkili olursa, bu defa hani rekor sıcaklık diyoruz ya, bu hafta işte rekor sıcaklıklar göreceğiz diyoruz. Onların çok daha üstünde sıcaklık değerleri görmemiz mümkün. Şu an öngörüler, şu an bize uygulamaların gösterdiği öngörüler İstanbul'un bile 40 dereceye ulaşacağı. Oh, yani zor. Hani gerçekten özellikle öğlen saatleri herhalde güneşin en tepede olduğu saatler, en sıcak saatler olacaktır. Peki akşamları böyle geceleri kaça düşer? Mesela düşer mi? Yani geceleri kaç derece olarak hissederiz vücudumuzda? Ben geceleri daha büyük sorun yaşıyorum da uykuya geçemiyor insanlar geceleri bu sıcaklık ve nemde. Geceleri ne olur diyerek son sorumu sormuş olayım. Aslında şöyle, şimdi gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek ama hava daha kuru. İstanbul için
de öyle işte, nem oranı İstanbul'da gün içinde %40'a kadar düşüyor. Ama akşam saatlerinde, evet, bugünden örnek vereyim, akşam saatlerinde nem oranı İstanbul'da %75'in üzerine çıkıyor. Dolayısıyla sıcaklık düşse bile hissedilir, sıcaklık neredeyse kıpırdamıyor. Yani bu geceden itibaren Marmara'nın tamamı için, yine Ege için, Akdeniz için, Güneydoğu için yine geceleri daha zor uyuyacağımız, sıcaklığın daha da baskın olarak kendini hissettirdiği bir döneme girmiş oluyoruz. Teşekkürler. Dikkat etmekte fayda var. Vatandaşlarımızın dikkat etmesinde fayda var. İşte uyarılarını da Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapıyor. Valilik yapıyor. Saat 10 ile 16 arası. Çok zaruri olmadığı sürece dışarıya çıkmayınız. Bol sıvı tüketiniz. Bol su kullanınız. İşte varsa şemsiyeniz, yoksa şapkanız mutlaka yanınızda olsun. Ve kronik rahatsızlıkları olanlar da mümkünse pek dışarıya çıkmasınlar. Dünyada da durum aslında çok farklı değil. Sen detayları kendi bölümünde aktarırsın. Bir de dünyaya bakalım. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. Dünya genelinde de çok yüksek sıcaklıklar var. Fransa, İtalya, Yunanistan özellikle. Bir de dünyaya bakalım. Teşekkürler Esra Bayan. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. ...2023 en sıcak yıl. Bunaltıcı havalar arttı. Sıcaklar rekor üstüne rekor kırıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde sıcaklık alarmları veriliyor. Sıcakların artmasıyla birlikte yangın riskleri de artmaya başladı. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki bölgelerde orman yangını çıkmıştı. Henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililer yangının sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle büyüyerek devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği de yangını söndürmek için Yunanistan'a yangın söndürme uçakları sevk edecek. Sıcaklık artışları Türkiye'yi de etkiledi. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Diyarbakır'da yangın çıktı. Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın olmayan ülkelerde de sıcaklık uyarıları peş peşe geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü, Kuzey Yarımküre'deki sıcak hava dalgasının bu hafta giderek yoğunlaşacağını duyurdu. Özellikle gece sıcaklıklarının artmasıyla kalp krizi ve ölüm riski de ortaya çıkacak. İtalya, İspanya ve Portekiz, pek çok ülke artan sıcaklar sebebiyle alarma geçti. Yetkililer sıcaklığın en yoğun olduğu sabah 11 ile akşam 6 saatlerinde doğrudan güneşle temas edilmemesi uyarısında bulundu. Türkiye için de uyarılar yapıldı. Akdeniz ve Ege'de perşembe gününden itibaren yeniden sıcak hava dalgasına giriliyor. Haftanın son günü ve hafta sonunda etkili olacak. Uzmanlar cuma, cumartesi ve pazar günü dışarıda bulunmanın sağlık açısından tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Ulusal yazılı basında öne çıkanları aktardık. Hemen hemen hepsinin manşetleriyle sizlerle paylaştık. Dünün gelişmelerini, bugünün beklentilerini sayfalarına, manşetlerine nasıl taşımışlar gördük. Hatta hepsini toparladım artık ama biraz da yerel basına bakalım. Yerel basın emekçileri hangi haberleri manşetlerine taşımışlar? Medya Kütahya ile mi başlayalım? Başlayalım mı Güven? Susuyorlar ama söylemiyorlar haberin başlığı. Can dostlarımızı, sokaktaki dostlarımızı paylaşmış Medya Kütahya. Can dostlarımız da sıcaklarda en az bizler kadar etkileniyor haberin üst başlığı. Çok duyarlı bir başlık atmış. Manşetini güzel bir haberle süslemiş bugün Kütahya. Çünkü onlar da bizim dostlarımız, onlar da can taşıyor. Sosyal medyada zaman zaman görüyorum. Bu duyarlılığı için de Medya Kütahya'ya teşekkür ederim. İşte ne olur bu sıcaklarda evimizin kapımızın önüne, dükkanımızın önüne bir kap su koyalım diye. İşte o hatırlatmayı da yapmış Medya Kütahya. Elinize sağlık, duyarlı bir haberi taşımışsınız sayfalarınıza diyerek diğer gazetemize geçelim. Gaziantep'in yerel medyasından Oluşum'un manşetine bakalım. Kamyon kamyon geliyorlar yabancı uyruklu düzensiz göçmenler. Hala
kamyon kamyon geliyorlar manşetten verilmiş. Gaziantep kent girişinde durdurulan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı. Organizatör değil onlar ama. Onlar pek organizatör olmuyor. Onlar biraz insan kaçakçılığı yapan şahıslar oluyor. Yani o kaçakçılığa aracılık etmek organizatörlük olmuyor. Organizatörlük işiyle uğraşanlara da haksızlık etmemek lazım. Gazete çalışanlarına söylemiyorum bunu. Ben o mesleği yaptığını iddia eden kişilere söylüyorum. Siz organizatör falan değilsiniz. Siz insan kaçakçısınız. Devam ediyoruz efendim. İzmir'in yerel gazetesi Yeni İzmir'le "Çoluk çocuk borçluyuz" manşetini görüyoruz. Ön sayfasında 4,5 milyonluk İzmir'de 3 milyon kişinin kredi borcu var. İzmir'de yaklaşık 4,5 milyon kişi yaşıyor. Çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, emeklisi, çalışanı, işsizi borçla hayatını sürdürüyor. Çoluk çocuk, genç, yaşlı demeden veriler böyle diyor. Bu iş hiç de iyiye gitmiyor şeklinde bir manşet görüyoruz. İzmir'in yerel gazetesi Yeni İzmir'de. Mersin'in yerel gazetesi Güney'e gidiyoruz. 15 bin öğrenci nerede kalacak başlığını görüyoruz. Evet, gerçek bir sorun. İşte öğrencilerin barınma sorunu olduğunu en son Milli Eğitim Bakanı kabul etmişti. Evet, böyle bir sorun var demişti. Kiralar rekora koşuyor, konut krizi büyüyor. Manşetin üzerindeki başlık, deprem felaketinin ardından konut kiralarının en fazla yükseldiği 3 il Mersin, Antalya ve Ankara oldu. Mersin'de konut kiralarındaki artış yıllık %227 düzeyinde olurken Ankara'da bu oran %187. Antalya'da %185, Mersin ortalama kira fiyatlarında Muğla ve Antalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor deniliyor haberin ayrıntılarında. Bu sorun ciddi bir sorun. Öğrencilerin barınma krizi, yurtlarda mı kalsınlar, kalırlarsa ne şekilde kalacak, doluluk oranları fazlasıyla yüksek. Zaten depremden etkilenen bölgelerde de illerde de barınma fiyatları, koşulları gitgide zorlaşıyor. İşte sağlam kalan binalara da %227'lik oranlarda zam yapılıyor. Öğrenci okusun mu, çalışsın mı, bir eve mi çıksın, yurtta mı kalsın? Bu zamanda öğrenci olmak, bizim zamanımızda öğrenci olmaktan daha zor, kabul etmek lazım. Diğer yerel gazetemize devam edelim. Giresun'un gazetesi Yeşil Giresun'la. Yeşildir, yemyeşildir Giresun. Buradan da Giresun'a sevgilerimizi iletelim. Fındık diyarı Giresun'a. Giresun düştü mü Yiğit? Giresun en son düşmüş müydü Süper Lig'den? Giresun galiba geçtiğimiz sezon. Çıktı olur mu? Ayol düştü Giresun. Giresun düştü. Tekrar Süper Lig'e gelmesini bekliyoruz. Fındık dökülüyor haberin başlığı. Bu yıl aşırı yağışlardan ötürü yeterli miktarda beslenemeyen fındıkta şimdi de aşırı sıcaklardan dolayı dökülmeler başlandı deniliyor haberin içeriğinde. Bir sonraki yerel gazetemize bakalım. Mücadele gazetemizin ismi. Adresi ise Diyarbakır. Hasarlı binalarda insanlar yaşıyor. İşte ne olacak bu halimiz, ahvalimiz dedirten bir haber daha. İnsanlar yeni eve çıksa konut fiyatları yüksek. Çıkmasa çadırda kalmak istemiyor veya konteyner bulamıyor. Dolayısıyla hasarlı evlerde göz göre göre oturmak zorunda kalıyorlar. İşte bu haberi haberleştirmiş. Hasarlı binalarda insanlar yaşıyor başlığıyla okuyucusuna duyurmuş. Ağır hasarlı bina sayısı yaklaşık 3200 olarak belirtiliyor gazetede. Ve Diyarbakır İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mahsun Çiğa Korkmaz yıkım sürecinin ağır işlediğine dikkati çekiyor. Korkmaz depremin üzerinden 5 ay geçti. Risk teşkil eden binaların çoğunun önünden hepimiz farkında olmadan geçebiliyoruz. En önemlisi de orta hasarlı binaların çoğunda insanlar yaşıyor. Çok enteresan. Yani evet, bu zor bir şey, bu hasarlı binalarda yaşamak zorunda kalmak veya kendini o binalarda yaşamak zorunda hissetmek. Biz bugünlük noktalayacağız. Yarın saatler
8'i gösterdiğinde yeni bir güne, yine bir güne birlikte başlamayı umut ediyoruz. Elbette güzel haberlerle başlamayı umut ediyoruz. Bengüşap Baba Eker yönetimindeki tüm haber merkezimiz adına ve sevgili Güven'in yönetimindeki Yiğit'in katkılarıyla meydana gelen bu program için hepinize teşekkür ediyorum. Günün kalan kısmında da kolaylıklar diliyorum. Bugünü Barış Manço'nun gibi